Ahmet Ali Erbil'in yeniden baba olmasında sıcak gelişme. 6 haftalık hamile olduğu iddia edilen şarkıcı Nevin hamileliğini sonlandırdı mı? Şarkıcı Nevin, Mehmet Ali Erbil'i hamileliğiyle mi tehdit ediyor? Çok özel bilgiler birazdan canlı yayında Duymayan Kalmasın'da. Olay açıklamalar, çarpıcı itiraflar. Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş Duymayan Kalmasın'a konuştu. Yer yerinden oynadı. Ebru Şallı o çıplak fotoğrafları kocama atmış olabilir. Ebru Şallı o zaman o fotoğrafları eşinize attı belki oradan. Evet, çünkü daha medyada yokken eşim onları bana gönderdi. Bak, benim verdiğim paralarla geçiniyorlar. Eşinizin durumu iyi mi? Bendeki nakit paralarla geçiniyorlar. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Aldatılan eş Gonca Akkuş'un olay yaratan açıklamaları birazdan. Şok. Seren Serengil'in bile haberi yok. Program sunucumuz duyduğunda çok şaşıracak. Birazdan canlı yayında. Mehmet Ali Erbil'in yeniden baba olmasında sıcak gelişme. 6 haftalık hamile olduğu iddia edilen şarkıcı Nevin hamileliğini sonlandırdı mı? Şarkıcı Nevin, Mehmet Ali Erbil'i hamileliğiyle mi tehdit ediyor? Çok özel bilgiler birazdan canlı yayında Duymayan Kalmasın'da. Şok. Seren Serengil'in bile haberi yok. Program sunucumuz duyduğunda çok şaşıracak. Birazdan canlı yayında. Evet efendim, Seren Serengil'in bile haberinin olmadığı bir program burada öğreneceğiz. Ben zaten anlayamadım. Ben gerçekten yani şu VTR'den bile eğer haberim varsa gerçekten nedir onu da bilmiyorum. Bilmiyorsun işte. Evet. Onu da ilerleyen dakikalarda burada öğreneceksin. Onun ne olduğunu, gerçekten neden haberin olmadığını Seren Serengil bile bilmiyor sayın seyirci. Bu arada günaydın tabii. Program böyle. Efendim günaydınlar. Gündem yoğun olunca. Günaydınlar. Hayırlı uğurlu cumalar olsun hepinize. Sana da hayırlı uğurlu cumalar diliyorum. Hepimize. Herkese hayırlı uğurlu cumalar. İyi yayınlar, iyi günler herkese. Şimdiden akşam iyi uyudun mu? Düşündün mü? Benimle ilgili bir şeyler. Yo. Niye? O kadar güzel uyudum ki yani hiç düşünmedim bile. Allah, harika. Ben hiç uyumadım halbuki. Sabah 5'te falan uyudum. Zaten 7.30'da kalktım. Saat 8'de de buradaydım yani. Güzel, niye uyumadın canım benim? Bilmem, senin düşüneceğini düşündüğüm için mi? Yok, ben çok güzel uyudum biliyor musun? Allah Allah. Aynen, harika. Senin kadar yani gerçekten şöyle tasasız olmak lazım. Uzun yaşarsın biliyor musun? 100 yaşına kadar yaşarsın. Ne güzel söyledin ben. İnşallah hepimiz hayatım. Evet. Şimdi şu Mehmet Ali Erbil'in haberiyle başlayacağız. Dün duyurduğumuz haber Mehmet Ali Erbil'in şarkıcı sevgilisi Nevin 27 yaşında. Hı hı. Mehmet Ali Erbil 61 yaşında. Dün bu haberi duyurduk biz hamile diye Nevin Hanım. Ve o tabii bugün bütün gazetelerde yer aldı. Şimdi bu haberle başladık ama birazdan şeyi de söyleyeceğim. Yeşim Salkım dün bir televizyon programına bağlanıp benim adamlığımı sorgulayan, işte erkekliğimi, babalığımı falan sorgulayan erkekliğin bir konuşma yaptı. Canım. Dedi, hepsini dedi. Sen nasıl erkeksin, adam mısın, bilmem nesin falan filan gibi. Sanki Gülben Ergen benim bir şeymiş gibi olayın ihalesinin bana kalmasının yanıtını birazdan Yeşim Salkım'a da vereceğim. Ama önce neye şaşırdın? Ben neye şaşırdım biliyor musun? Senin arkeolog olman. Niyeymiş o? Yani, ne güzel bir şey. Kötü bir şey. Yok tabii ki ya, birkaç altın bileziğim var. Güzel bir şeymiş yani. Çok güzel kazı yapıyorum. Adam kazı yaparken. Bak, bu magazin dünyasında öyle kazı yapıyorum yani. Dolayısıyla... Ne oldu? Şaşırdım. Yok, arkeolog olmayı şey söyleyecektim. Yani çok güzel bir meslek halinden de. Ne güzel. Hani benim tabii ben basın yayını okumadım ama arkeolojiye başladığımdan beri 30 yıldır bu meslekteyim. 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. 15 yıldır televizyonculuk yapıyorum. Dolayısıyla hani arkeolog da gazeteci değil falan filan Yeşim Salkım'ın uydurmaları. Onu da yaparım, onu da yaparım. Yaptım zaten, arkeologluk yapmadım ben hayatımda, hep gazetecilik yaptım. Ne alaka yani, onu kazandım, ben de onu anlayamadım ben. Aynen. Arkeolog, bak içeride de rejide de arkeologlar var. Bizim Mesut Yer arkeologtur.
Mesut'un normal olması. Faruk abi arkeologtur, Faruk Bayan. Anladın Allah mı? Tabii Allah. Ki yani hep. Demek ki ya arkadaşlar basının yükseliyor. Basında falan yapmaksa arkaya kalıp böyle geçeceksiniz. Yani. Bunun yolu o. Peki evet. Mehmet Ali Erbil hamileyim aldır diye bugün açıklaması var Nevin Hanım'ın. Şunları söylüyor. Diyor ki Mehmet Ali hamile olduğumu 30 Ağustos'ta öğrendim. Nevin Hanım söylüyor bunu. Ve şu anda 6,5 haftalık hamileyim. Mehmet Ali çocuğu doğurmamı istemiyor. Bebeği hemen aldır. Ben hastayım, bakamam. O çocuk kaç sene baba görecek? Doğursan senin hakkında ne söylerler diye. Bu yüzden Mehmet Ali Erbil, hani ben hastayım, yaşım da ilerledi. Hasta masta ama. Bak, hasta masta 27 gerçekten. Yaşındaki Nevin Hanım'ı hamile bırakabiliyor. Sonra inanın psikolojim çok kötü diyor Nevin Hanım. Sürekli yemek yiyorum, çirkinleştim, kilo aldım, çok duygusalım, sürekli ağlıyorum. Bir de bunların üzerine Mehmet Ali ile ilgili çıkan haberler var. Sevgilileriyle oraya buraya gidiyor diye ona da alınıyormuş Nevin Hanım. Mehmet Ali'yi çok sevdim. Ha, aşık oldum. Kandım, inandım. Karı koca kandım. Gibi 3 aydır her gün beraberdik. Sevdiğim adamdan hamile kaldım. Tabii ki doğurmak isteyeceğim. Ama inanın hamile kalacağım aklımın ucundan geçmedi. Adam hasta, bir de yaşlı. Ya doğal olarak ya yaşlı ya doğal olarak ihtimal veremedim diyor hamile kalabileceğime. Hasta yaşlı adam diyor. Evet ama gidip adam da ona seviyorum diyor. Evet. Gidiyor onunla sevgili oluyor. 3 ay yaşıyor. 3 ay sevgili hayatı yaşıyor Nevin Hanım. Ondan sonra hamile kalınca hastaydı ya yaşlıydı ya o yüzden hamile kalabileceğimi pek tahmin etmedim şimdi diyor. Şimdi insanlar evlendikten sonra bile çocuk sahibi olma kararına beraber varacakları için yani beraber karar verecekleri için bununla alakalı bir istişaresini yaparlar yani. O yüzden de şimdi karşı taraf sevdiğin adam bile olsa ona sorman gerekiyor. Yani bu çocuğu dünyaya getirmeli miyim? Soruyor. Mehmet Ali Erbil de istemiyor zaten böyle bir şey. Peki şimdi adam hatta demiş ki bak bana boş kağıda şartlarını yaz altına imzamı atarım. Senden mal mülk istemiyorum diyor Nevin Hanım. Tek isteğim bu bebeği nüfusuna al, soyadını ver. İstersen sonra benden ayrıl. Diyor. Tek şey çocuğu doğurma. Zaten nüfusunu aldığı zaman da mirasçısı olacağı için gene aynı şeye geliyor ama şimdi hep de kötü düşünmeyelim. Mehmet Ali'de çok enteresan bir aura var. Bu adam yaşının adamı hiçbir zaman olmadı. Değil, hiçbir zaman değil. Ve hayatı boyunca hep genç kadınlar gerçekten bu adamı sevdiler. Çok tuhaf. Ama Mehmet Ali'yi ancak yakından tanıdığın zaman bunu anlayabilirsin. Yani Mehmet Ali böyle 60-70 yaşlıyım, hastayım falan diye tabii kızdan U dönüşü yapmak için işine geldiği zaman yaşlıyım diyor ama çok güzel işine geldiği zaman da çok genç yani. O yüzden de Mehmet Ali'de sevilecek çok nokta ve nüans var. Ama şimdi burada başka bir şey. Bu 2-3 senelik bir ilişki olur. Ve tesadüfen de gerçekten istem dışı böyle bir şey olur. Hamilelik olabilir, doğru. Ama yine de ben karşımdaki insana seviyorsam ve saygı duyuyorsam derim ki böyle böyle bir şey var. Var derim sadece. Yani onun karşısında da adam da demiş ki ben bunun büyüdüğünü bile göremem. Mantık. Evet. Büyüdüğünü bile göremem. Zaten bakamam da zaten 3 aylık bir ilişki niye çocuk sahibi olmak istesin 3 aylık bir ilişkisine. Yani Mehmet Ali'nin böyle bir tepki göstermesi bana anlamsız gelmedi yani. Bana hiç gelmedi çünkü zaten hani pazartesi günü itibariyle hamileliğine son verdiği haberine ulaştık biz. Nevin Hanım ama bunu reddediyor hala hamileyim diyor. Ama pazartesi günü hamileliğine son verdirmiş. Dolayısıyla bu haber de geldi bize Nevin Hanım'ın yakın çevresinden. Ama tabii ki kendi beyanı doğru olabilir. Hala hamile olabilir. Buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama Nevin Hanım'ın Mehmet Ali Erbil'le yazışmaları var. Daha doğrusu Mehmet Ali Erbil'le ilgili yaptığı yazışmalar var. Arkadaşlarıyla, yakın dostlarıyla falan. Onu ama... Şimdi veremiyoruz tabii ki. Ama dolayısıyla şimdi ben burada hani çok sevdim... Mehmet Ali'yi çocuğu doğurmak istiyorum. Boş kağıda imza atayım. Mehmet Ali'den hiçbir şey istemiyorum laflarına. Kusura bakmasın ben hiçbir şekilde inanmıyorum. Çünkü o yazışmalarda neler var biliyor musun? Hani Mehmet Ali'nin... Neler var söyle bari. Yok söylemeyeceğim şeyler de var. Ha, cinsel hayatı da var. Bilmiyorum, onu anlatıyor yani sağa sola arkadaşlarına onu anlatıyor. Telefon açınca bizim arkadaşlara onlardan falan bahsediyor. Adamın cinsel hayatı bayağı iyi ki hamile bırakmış. Ya işte bırakmış da işte işte onları falan anlatır mısın? Sen şimdi bir ilişki yaşadığın tabii ki çocuğunu yapmaya
hazırlandığın bir adam, bir kadın hakkında onunla yaşadığın... Kötü eleştirir mi? Yani iyi mi anlatıyor, kötü mü anlatıyor? İyi dünyayla her şeyi anlatıyor ya. Pervasızca anlatıyor yani. Şimdi böyle bir şey olmaz. Olmaz. Bak böyle bir şey... Mehmet Ali Erbil'in de ona gönderdiği ses kayıtları mesela. Mehmet Ali Erbil diyor ne ki... Ne ses kaydı var mesela? Yok istemiyorum diyor. Hani beni arama diyor. Ben bu şeyi istemiyorum diyor. Ne yaparsan yap diyor. Şimdi dolayısıyla bunlar varken bunların hepsi de Nevin Hanım tarafından ortalığa saçılıyor. Bize kadar ulaşıyor bak şimdi. Dolayısıyla hani şimdi Mehmet Ali abi nasıl sevsin, Mehmet Ali abi nasıl güvensin, Mehmet Ali abi boş kağıda imza alsa dahi bunları daha birinci adımda, belki bunlardan Mehmet Ali'nin bile daha şu an haberi oluyor olabilir bize ulaştığından. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim, artık bütün mal mülk ilk eşinin inisiyatifinde, hiç kimse hiçbir şey alamaz. Boş boşuna yani bundan sonrakiler için söylüyorum. Ondan yani diyor. Hiç Sezin'in annesi işe el atmış vaziyette, bundan sonrasına gelene ancak devre mülk verirler. Haberiniz olsun, boş boşuna hiçbir bu çabalarınız, kızı için söylemiyorum Nevin için, bundan sonraki sevgililer için yani. Hani çünkü Mehmet Ali çok bonkör bir adam ya. Her ayrıldığı karısına çok iyi baktı ama onlar karısıydı. Çocukları olmuştu, yaşanmışlıkları vardı. Tabii ki onları mağdur bırakmadı. O, bu başka bir şey. Bu 3 aylık bir ilişkiden hamile kalınmaz. Yani kalınsa da o dikkatsizlik, bak işte ben her ve zaman bunları söylüyorum. Karşılıklı sorulur yani Mehmet Ali'nin de sorulur. Ya ben kocama bile sorarım evlensem, ki sordum daha önceden. Yani dedim ki ben çocuk sahibi olmak istiyorum ama bilmiyorum hani sen ne durumdasın dedim yani. Hani doğru canım. Yani sonuçta çocuk sahibi olmak çiftlerin birlikte dedi, karar vereceği bir şey. Yani o da bir sene bakalım dedi. Bir sene baktıktan sonra ondan sonra yaptık. Yani bunu karşılıklı adam nefret eder yani. Şimdi ben mesela karşımdaki istemiyor çocuk. Ben ondan hamile kalayım da onu elimde tutma. Zaten çocuk çocuğu olup bir sürü boşanan insan görüyoruz. Bir sürü çocuk garanti değil yani artık. Hani onu da düşünüyorsak. Ama bütün bunları da atalım bir tarafa. Gerçekten bu adama aşık da olmuş olabilir. Bak şimdi Mehmet Ali olduğu için bunu şey yapıyor. Ya ben ona bile vallahi artık yani çünkü Mehmet Ali olduğu için, Mehmet Ali'nin gerçekten hani oturduğun zaman insanları etkileyecek sohbetiyle kızla. Şu acayip var. Bir avrası var. O yüzden bu kadar genç kız, genç yani. Kadın zaten Mehmet Ali'nin 61 yaşında hala ilişki yaşıyor. Onlarla beraber oluyor. Avrası %100 var. Ama ben hala şunu inanmıyorum. Mehmet Ali de 40 yıldır hepimizin tanıdığı Mehmet Ali. Yani. Hani işlerini nasıl yaptığı, nasıl yaklaştığı, ne kadar uzun sürdürdüğü falan hepimizin bildiği şey. Şimdi bu hanımefendi de bunları bilmeden ama hadi şimdi, aşık oldun. Bak Mehmet Ali abi arıyor. Arıyor mu? Dur vallahi tebrik ediyorum onu söylesene. Dur Mehmet Ali. Seren tebrik ediyorum. Yayındayım Mehmet Ali. Bağlayayım mı yayına seni? Ne diyor? Dur sesini şeye alayım ben. Bir dakika dur. Sesini mikrofona aldım. Yok gerek. Söyle. Yayındayım, yayına bağlandın ya. Şu anda yayında mısın? Ya? Evet yayındayım, yayından izleyip bağlandın ya beni. Yayındayım, söyle bakayım ne Mehmet Ali bu şey? Neyse bu bakalım. Arada ben evet dinliyorum. Bilgiyi vereyim. Benim için aile kavramı çok önemlidir. Benim için aile kavramı çok önemli diyor. İşte bak doğru. O yüzden bugüne kadar hep eşlerim olsun, çocuklarım olsun, hep korumacı oldum ve hep saygılı davrandım. O yüzden de bu konularda konuşmak istemiyorum. Ama artık olaylar öyle bir raddeye geldi ki zaten sen birçok şeyi açıkladın. Benim bildiğim, bilmediğim bazı şeyleri açıkladın. Yani bir çocuk, bir yavru, iki insan sevgiden oluşur, doğar. Sevgiden oluşur. Ama böyle bir şey yok ortada. Yani 2-3 kere görüştüğüm bir insandan ben nasıl çocuk sahibi olabilirim? Doğru ben... Benim böyle bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım ben yani. Yaşamam da. Doğru. Çünkü hani bizim de bildiğimiz hani evliliklerim var. 3 tane çocuğum var. Gerçekten çocuklarına, ayrıldığın eşlerine, hepsine yapılması gerekeni sonuna kadar yapan bir adam. Ayrıca sevmiş de. Sevgi tabii elimden yani geldiğince. Ama bu sevgiden doğmuş o parçalarım benim yani. Sevgiden doğmuş parçalarım benim diyor. Bak doğru. Bu çok önemli bir şey. Bunu her zaman söylüyorum. Ama sen de biliyorsun ki belki görmüşsündür. Yani iş başka raddelere geldi yani. İkinci el arabaya kadar istediler benden. Tövbe yarabbim. Ne istediler? İkinci el arabaya kadar. Ama Allah dua et ki sıfır istemedi. Hayır. İkinci el araba dedin de 160 bin TL diyor. Allah Allah. 260 bin TL. Ne, nasıl bir ikinci elmiş o ya? Jeep mi artık son model şeyler istiyor. Nevin Hanım istedi değil mi? İkinci el uçak gibi bir şey bu yani. İkinci el uçak gibi bir şey. Mehmet Ali vallahi sen de 3 kere de nasıl millet 2 senede üstüne de hamile kalamıyor.
Sen hala hastayım diyorsun. Ya bilemedim ben bu işi gerçekten. Ya bilmiyorum vallahi yani. Hastaysan böyleysen Mehmet Ali var ya, sağlam halini düşünemiyorum seni. Yumurtama dönemi bir iki dikkatli ol. Aman vallahi. Öpüyoruz seni vallahi. Kolay gelsin. Ama ben dediğim kolay gibi şeye ne diyor, arkadaşlarıyla yazışmalarını falan da gördüm. O yüzden demin yayında da anlattım, takip etmişsindir. O da dikkatli olsun yani, artık biraz ama. Yani. Peki hamileliği yani, sonlandırdı mı Mehmet Ali? Var mı böyle bir şey? Bana pazartesi günü sonlandırdığına dair bir haber geldi. O dediğin ama. senin dediklerin harf harfine doğrudur. Doğrudur. Peki. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ ol, öpüyoruz. Seren'cim ara, Seren ara. Tamam, arayacağım yayından sonra. Hadi kolay gelsin. Evet. Sen bir şey söyleyeyim mi? Orada öyle bir imparatorluk var ki evin içerisinde. Masanın başında Sezin'in annesi oturuyordur şu anda. Aynen. Daha dur, gelme saati değil ama. Şimdi yarım Mehmet Ali sonra diyor ya, Mehmet Ali hep şunu söyler. Ben son röportaj yaptığımda da, ben paramın pulunun hesabını bilmem. Bankada kaç lira param var, nerede neyim var hesabını bilmem diye söyler. Aynen. Çünkü Sezin'in annesi bunların hepsini kontrol ettiği için gerçekten de öyledir. Mehmet Ali bir de harçlık bonkördür. Eşine dostuna para harcar yani. Şimdi dolayısıyla böyle olduğu için bu adam parasını bilmiyor, kolay lokma falan mı düşünüyor kızlar Nevin Hanım için demiyorum ama baksana şimdi de Mehmet Ali Erbil diyor ki 260 bin lira ikinci el araba talepleri var diyor. Şimdi belli yani oldu. Belli demek ki. Ya insan mesela sevdiği adamdan bir şey istemeye utanır. Mesela ben öyleyim mesela ve seven bütün kadın yani bir şey mesela nasıl istersin? Ben isteyemem mesela ölsem. Hani bana şunu al zaten demem de nasıl olabiliyor yani sevdiğin adamdan? Madem seviyorsun, aşık oldun. O yüzden ama bak, çok önemli bir şey söyledi. Ben size daha önce başka konularda da bunu söylemiştim. Bana kızmıştınız ama. Dedi ki bu benim dünyaya getirdiğim çocuklarım, sevgiyle karşımdaki insanı da sevdim. Yani iki sevginin mahsulü olarak evet, dünyaya geldiler dedi. Bakın bu çok önemli bir şey. İki gönlün rızası, iki kişinin sevgisiyle ortaya çıkan bir şeyse bu. O yüzden o evlat oluyor işte gerçekten. O anlamda da şimdi ben Mehmet Ali'ye şu anda kızamıyorum. Ama dikkatli olması gerekiyor. Tabii ki. Tabii, o başka bir case. Yani. Tabii ki dikkatli olmalı. Mesela çünkü ben iki gündür Mehmet Ali'yle konuşmaya çalışıyorum. Gazetelere falan da özel hayatım hakkında yorum yapmayacağım diye açıklamalar yaptım Mehmet Ali. Ama sağ olsun sabah işte şimdi bağlanıp konuyla ilgili açıklık getirdim. Bence herkes kendinle alakalı bir suçlama veya herhangi bir konu olduğu anda bence açıklamasını yapmasaydım. Çünkü yapmadıkça bu iş böyle dallanıp budaklanıyor. Aynen, Nevin Hanım'ın yani da söz hakkı var tabii ki. Arkadaşlarımız ulaşmaya ben çalışıyor ama. Ben sabahleyin Nevin Hanım'a. Bağlamak istiyor mu şu an? Ben Nevin tamam, Hanım'ı sabahleyin kendi telefon numaramdan aradım. Telefon kapalı. Tamam, İlk Nevin önce Hanım'a, ben Nevin Hanım'a söz hakkı vermek istiyordum. Aynen, hattaymış ama zaten. Hazır mı arkadaşlar? Bağlıyorlar şimdi. Nevin Hanım kendi zaten bu konuyla ilgili açıklama yapmak istemiş. Birazdan Nevin Hanım canlı yayınımıza bağlanacak. Nevin Hanım güzel kadınmış yalnız. Gördün mü resmini? Bak çarkı felekli dün izle. Biraz sesini duyabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Peki. Nevin Hanım hatta. Alo. Alo, merhaba. Merhaba Nevin Hanım. Günaydın. Nasılsınız? Vallahi nasılım? Şu an elim ayağım titriyor sinirden. Bağlanmayacaktım canlı yayına, biliyorsunuz ki. Biliyorum. Sabah da konuştuk sizle. Bağlandığım için bağlanıyorum. Alo. Abi, evet, dinliyoruz sesiniz sizi. Sesiniz biraz uzaktan geliyor. Yakınlaştırabilir misiniz telefonu? Ses geç geliyor da şu an. Sesini kasın televizyonu. Televizyondan dinlemeyin bizi. Tamam, okey. Dinliyorum. Tamam. Nevin Hanım, hamile misiniz şu an? Hayır, pazartesi günü aldırdım çocuğu. Hı. Mustafa Ergül'le beraber gittik. Benim teknik yakın arkadaşım ve şoförü de benim bir kız arkadaşım. Kız yatağında özel bir muayenehaneyiz. Hı hı. Saat 4.30'da çocuğu aldırdık. Hı hı, evet. Zaten bize ulaşmıştı bu bilgi pazartesi günü. Çocuğu hamileliği sonlandıracağınız konusunda haberi zaten demin duymuştuk. Peki sizi dinliyoruz. Ama şu an benim bir şey söyleyeceğim. Yani tek kırıldığım nokta dedi ya orada 2-3 kere görüştüğüm bir insan. Hı-hı. Hani evet, orada da sevgi yok. Yok ben aile kavramına çok işte önem veririm bilmem ne falan. Yani bunlar böyle bir şey gerçekten sıkıntı. Onu gerçekten sevdim, o biliyor. Ondan
sen benim sevgilimsin sonuçta. Arasını sözüm annem de asla. Hani telefonu diyor ki insafı bir insanla kimseyi sevmez. Biraz telefona biraz yakın konuşun. Yani sonuçta Mehmet Ali de araba istediğinizi ikinci el söylediği için hani ben sevdiğim adamdan isteyemem de o yüzden. Ona geleceğim. 260 bin liralık araba istemişsin. Hayır ya yemin ederim öyle istiyor. Nedir? Tatlısın bunu. Yalnız Mehmet Ali yani bir şey söyleyeceğim çok özür dilerim. Ben çocukluk yaşlarımdan beri yani ailecek tanıdığım için hiç yalan söyleyen bir adam değildir. Bunun bir şekilde ben istediğim... Siz beni tanımadığınız için, onu tanıdığınız için şu an onu savunmanız çok normal yani. Ben Nevin Hanım yok. Hayır. Şu an ben mağdur durumdayım. Niye bu? Doğru. Ben o yüzden... Sevdiğime inanılmıyor. %100 ben... Böyle bir şey yapsaydım, şansaydım ben de. Gidip bu çocuğu doğururdum, yurt dışına giderdim. Gelirdim, önüne koyardım. DNA testi denen bir şey var. Doğru. Mecburen kabul ederdi. O mağdur için ben de neyse onları da alırdım yani. Yani siz bugüne kadar ben kendisinden hiçbir şey istemediniz. Yine benim sevgilimsin. Ama dedi hani dedi böyle benimle düzgün konuştuğu için ben dedim ki tamam ben senin canından çok seviyorum mesajlar var. Sen öyle diyorsan öyle olsun kabuldür. Ama gidip siz, alalım dedi. Nevin Hanım siz zaten 2-3 kez şimdi Mehmet Ali'nin dediydi o. Ben sizin... Hayır 2-3 kere görüşmedik ya. Yani hayır. Bütün yakın çevresi ailesi biliyor. Beni bütün çocuklarıyla ailesiyle eski eşleriyle tanıştırdı bu adam. Tamam. Niye tanıştırdı? O zaman. Eski eşleri hepsini tanıyor ama bir onların şeyden geçiyor onların kuruldan evde. Nevin Hanım 3 aydır birlikte olduğunuz doğru ama bu süre içinde de işte 2-3 kere beraber olmuşsunuz. Tabii ki ayrılıklar oldu. Hayır 2-3 kere görüşmedik diyorum. Ben onun yanında 15 güne bir rutin hastaneye yatıyor bu adam biliyorsunuz hastalık evet, biliyorum. Sebebiyle. 2 kere hastanede kaldım. Sabaha kadar uyumadım. O serumu bitti aman gittim hemşireye haber verdim. Ya bunlar da ya maneviyat sevgi hani gözüme uyku girmedi aman bir şey oldu. Tansiyon düşüyor koşturuyorum ya. Bir şey ister misin? Mutlaka Esra, vardır tabii ki canım hani sonuçta 3 aydır birlikte olduğunuz hamile kaldığınız adama karşı elbette bir duygularınız bir sevginiz mutlaka vardır. Ama bu kadar kısa sürede... Şu an elbette diyorsunuz az önce dediniz ki işte sevdiğine de işte inanmıyorum. Şundan, şimdi tam ben de oraya geliyorum Nevin Hanım. Şundan dolayı inanmadığım şüphelerim doğdu şundan dolayı. Çünkü sizin ben gerçekten yazışmalarınızı okudum. Mehmet Ali Erbil hakkında söylediğiniz, kurduğunuz cümlelere tanık oldum. Gördüm. Hala da telefonda var. Şimdi evet. Mehmet Ali'nin ses kaydını arkadaşlarınızla paylaştığınız onlar var. Şimdi insan sevdim dediği bir adamın fikrini alır. Onunla bir ilişki yaşıyorsa, bir çocuk doğuracaksa o ilişkilerinde beraber karar verirler. Ve bunu da kimseyle paylaşmaz. Siz herkese paylaşıyorsunuz ama... Ben bu yüzden hani sizin sevginizi sorgular noktadayım. Paylaşmaz. Bir insan beraber olduğu bir... Herkese dediğiniz yakın çevremle paylaştım. Zaten bütün arkadaşlarım ne bileyim bir gün mesela kız arkadaşım bıraktı. Kız arkadaşlarım geldi oturduk ya da dışarıda karşılaştık. İşte yakın yani çevre bakın ben... Bir ilişkide kimsenin bilmemesi anormal değil. Tamam yani yakın çevre ama bakın ben sizi hayatımda tanımıyorum hiç. İlk bana bile geldi yakın çevrenizde değilim işte benim telefonda duruyor kayıtlar sonra şimdi, atayım istiyorsanız. Yani şöyle bir şey belki insanın yakın çevresi de bazen o ona söylüyor Ya tabii ki insan ne bileyim söyleyebilirsin yani ki haberlerimiz de çıktı bir kere magazine yani insan çıktı hamile... bir kere gazeteye çıktı bunlar illaki duyuluyor yani. Ben burada... bunu bir ne bileyim bir şey gibi överek falan anlatmadım yani. Nevin Hanım burada problem ne biliyor musun? O sadece... şu an insafsızlık yapıyor hayır onun yaptığı şu an insafsızlık vicdansızlık orada çıkıp da. İşte 2-3 kere görüştüğüm bir insan yok sevgi yok bilmem yok diyemez yani böyle bir şey. Demek zorunda belki de kaldı şu çok, anda. Çok kısa bir süre. Çok 3 ay. Ay parayı dedim arabayı istediğiniz falan filan. Şöyle ona geleyim şöyle bir şey. Şimdi ben hamilelik döneminde işte konuşuyoruz işte ben sürekli yazıyorum. Yani 4-5 kere yazdım günler geçiyor diyorum ki emin misin? İşte evet şöyle böyle konuşuyoruz. Tam birkaç gün geçiyor. Tabii duygusal dönemdeyim. Sürekli yazıyorum emin misin? Şöyle böyle falan derken bu dönemde Esra bilmem ne diye bunun haberleri çıktı bir kızla. Sevgili diye bütün gazetelerde. Evet. Ben de bu dönemdeyim. Burada acı çekiyorum falan. Psikolojim bozuk yani. Ben dedim ki sen bu haberden ne falan bu bana cevap vermiyor. Yazıyorum cevap vermiyor. Ha öncesinde şöyle bir şey var. Bana bunlar dedi ki yakın arkadaşı evime geldi. Dediler ki Nevin'cim böyle böyle falan biz her zaman senin yanındayız. Maddi manevi artık yanındayız. Mehmet Ali de eskisi gibi hani seninle ilgilenmem artık yapmayacak. Biliyorsun çevresi de var. Sana yardımcı olacak. Bir senelik kiranı veriyoruz.
senin. Artı seni içine takip. Araba konusu peki? Falan filan. Ona geleceğim bir tane. Evet. Bir senelik kiramda 35 bin lira benim. Madem her şey size anlatıyorum yani. Tamam. Yani hiçbir şekilde bir, her şey gün yüzüne çıksın. Bir senelik kiram 35 bin lira ya. Ben de buna dedim ki. Bu hatta dedi sana harçlık gönderin. Ben dedim harçlık göndermene de gerek yok. Dedim 35 bin çok benim için. 30 bin yeter bana dedim. Yazışmalar diyor 30 bin yeter. Madem 35 bin verdi 30 bin yeter. Ben dedim işte kiramı borçlarımı falan ödeyeyim. Tamam dedim. Sonra bu haberler çıktı işte. Tabii ki bunlar zamanla oluyor. 200 bin geçiyor bir hafta geçiyor falan. Bu haberler çıktıktan sonra dedim ki. Bu ne dedim beni önemsemiyorsun. Hiç dedim umurumda değil bak yeni sevgili yapmıştım. Ben burada karnımda senin çocuğunu taşıyorum. Benim çocuğunu istemiyorsun. Sen dedim ikinci ev bir araba istiyorum ben. Ama fiyat falan yok şu arabayı istiyorum. Bana şunu alırsın öyle bir şey. O da dedi ki ben dedi alamam günlük yok. Geçen ay nafakayı ödeyemedim. Durumum kötü yazdan yaza çalışıyorum ben dedi. Evet hani çok özür dilerim. Ben de dedim ki bak yemin ederim tamam dedim öyle şey istemiyorum dedim. Bileceğim yoktu. Ama demin ki ilk telefon bağlantısında araba yalan dediniz. Ya yalan demedim. 260 binlik yalan dedim. Ha 260 binlik yalan. Tamam, evet öyle bir şey yok. Tamam. Ya bunda bir şey var mı? Araba istediniz ama 260 bin. Kaç liraydı arabanın değeri? Yok. Efendim? Arabanın değeri kaç liraydı? Kaç liralık istediniz? 160. Ya bir fiyat mevzusu yok ortada. İkinci el bir araba aldım. İkinci el bir araba. Peki. İkinci el bir araba dedim yani. Hani tamam. Ben tutup da yani burada Mars'a söylemem. Ama bir şey söyleyeyim. Hüseyin de. O da dedi ki bana alamam durumum yok demişim. Şöyle böyle ben de tamam dedim. Ne var bunda diretebilirdim sizin dediğiniz gibi şantaj yapabilirdim. Hayır alacaksın almaktan ben tabii, tabii. Doğruyorum. Yüzde, öyle alacaksın şey dediğin zaman sevgiden bahsedemiyoruz. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Hayır öyle bir şey ikinci el araba ben var ikinci el araba var. Biz bunu konuştuk. Biliyordum ben böyle olacağını yani o yüzden bağlanmak peki siz sonuçta para ben aldınız mı Mehmet Ali'den? Bana çocuğu aldırdıktan sonra çantama 5 bin dolar attılar. Sonra bir daha beni arayıp sordular telefonlarımı cevap vermediler. Mehmet Ali bu kadar olmamış. Aynen öyle. Kirayı söylemiş vereceğim en azından şey bir senin kirasını versin yani. Sıkıştırıp attılar daha sonra arıyorum telefonlarıma cevap vermediler. Ben de zaten hepsini her yerden engelledim. Orada olmamış bak şimdi. Ya şimdi yani, bak hani insanlar diyor ya böyle bir şey olmamış diye bir şey olur mu? 5 bin şimdi 10 bin dolar verseydi Mehmet Ali tamam mı diyecektik? Aa ne kadar harika mı diyecektik? Kızın bir şimdi ya olay baştan aşağı zaten bir garip. Kızın bir senelik kirası varmış, borçları varmış. Ödeyeceğim 30 milyar demiş. 5 bin dolar ne kadar? O, ama doğru 20 bin lira dedi. Ya 18 bin falan yapıyor. Yarısını ödemiş. 12 bin daha o zaman gönderdim. Ne demek istedim? Kız da haklı. Ne dediniz pardon son? Direkt diyorum 30 bin ver demedim bana yani. Bunlar ilk bana geçen hafta teklif etmişti zaten 35 bin diye. Ben dedim ki 35 bin istemiyorum gerek yok. 30 bin yeter dedim. E ama 5 bin dolar verdi diyorsun şimdi. Allah Allah 30 bin istedim ya sonra çocuğu aldıktan sonra kandırdılar 5 bin dolar verdiler. 5 bin dolar da 17 bin lira para yapıyor. Çocuğu aldırmadan alacaktım. Bak bu Mehmet Ali görüyor. E ben güvenliğim sevdim tamam dedim. Nevin Hanım neyse. Güvenmiyor musunuz? Şimdi yok. Sonra muhabbeti mi yapacaksın dediler. Yok, ben yok. De tamam dedim sonra verirsiniz dedim. Sonra aynen. Benim arabaya bindik telefonlarınıza çıkmadı. Muayeneden çıktı. Eyvah. Arabaya bindik çantama yakın arkadaşa ismini vermeyeyim. Siz de tamam. Tanıyorsunuzdur. Çantama 5 bin dolar attılar. Bir daha da şey yapmadılar. Ya be iyi ya şimdi o, bak 5 bin dolar 10 bin dolar parası değil. Yani şimdi bu işin bu noktaya geliyor olması Nevin Hanım şimdi seviyorum, aşk yaşadık, büyük bir şey, büyük bir tutku vardı dediğin olay 5 bin dolara kilitlendi anladın mı sonunda? Şimdi bu yarışma programlarında hani 500 milyar veriyorlar ya. Hı. Tam çıkıyor çıkıyor tam sona gelmiş galiba sıfır. Bu biraz. Neyse Nevin Hanım geçmiş olsun ama geçmiş gerçekten. Geçmiş olsun bir şey söyleyeceğim. Ama en azından gerçekten ünlü birine bu konuda çocuğu karnınızdayken herhangi bir şey aklınıza gelmemesi, onu köşeye sıkıştırmak, para almak, şantaj yapmak gibi şeyler. Aynen o da bravo size. Bir de hani bir kadın size olarak siz de. Ya anladınız mı şimdi? Gerçekten bakın niyetim para bulmak, mamlık olsaydı tamam. Gerçekten ben bunu istiyordum ve bu benim ilk hamileliğim. Ben bunu gidip doğururdum, gelirdim. Ya yani bu zor bir şey değil yani. Ama lütfen şunu da yapmayın. DNA testi var sonuçta. Ama lütfen şunu da yapmayın. Beraber olduğunuz erkek arkadaşlarıyla maceralarınızı sağda solda Twitter değil WhatsApp'larda gruplarda paylaşmayın. Ya bir de paylaşmıyorum zaten ben yakın arkadaşlarımla paylaşıyorum. Burada, bilmiyorum bu burada. Haberde bu nasıl çıktı bilmiyorum. Yakın arkadaşlar çünkü geliyor her şey. Hani orada ne dediğinizi gördüğüm için bildiğim için de işte sizin o sevginizi sorguluyorum zaten ben. Bir de şöyle bir şey daha var hani yani
Sen de bugün sorgulama gününde misin? Bugün sorgulama gününde. Ay birazdan da geleceğim. İnşallah. İnşallah. Sorgulama günündesindir. Yeşim Salkım'a da geleceğim. Olsun. Biraz onu da sorgulayacağım. O zaman Gülben Ergen'e de gelmemiz gerekiyor. Geliriz. Tamam ona da geliriz. O zaman hepsine geliriz. Aksi takdirde... Tamam. Allah. Böyle bir şey olacak. Peki aynen. Nevin Hanım teşekkürler yayına bağlandınız. Geçmiş olsun tamam. Diliyoruz. Bundan sonra inşallah bir evlilik, güzel bir evlilik yaşarsınız. Aynen. Ondan çoluğunuz çocuğunuz olur. Mutluluklar dileriz. Şimdi bu neyse yani Nevin Hanım sonuçta 5000 dolara falan filan olayın gelmesi zaten. Çirkin bir hal almış. Yani çirkin bir hal almış yani. Geçmiş olsun. Mehmet Ali'ye de geçmiş olsun. Mehmet Ali'ye de. Nevin'e de geçmiş, evet, Nevin Hanım'a yani. Da geçmiş olsun yani. Ama bunlar olabilecek durumlar olduğu için özellikle erkeklerin çok dikkat etmesi gerekiyor bu vaziyetlere yani. Evet. Yani, yani şimdi %100. Ben işte her zaman söylediğim şey birdenbire bir yani Nevin Hanım için de söylemiyorum ama Nevin Hanım'dan dolayı konu açıldığı için bir kadın sana sormadan pat hamile kalabiliyor. Yakın yani. Arkadaşın, yakın şöyle göstereyim bak hop. Yakın arkadaşın Yeşim Salkım. O yüzden ona göre konuşmanı rica edeceğim. Heh. Şimdi ona göre konuşayım. Yazıklar olsun Cengiz de bugün evet. Gazetelerde var. Gazetelere manşet olmuş. Yaptığı açıklamalar. Kaç gündür beni susturduğun için o da kızmış. O da kızmış konuşmuş falan filan değil mi? Yani. Şimdi orada da diyor ki hani adamsın diyor. Hani sen babasın diyor. Çifte erkeksin diyor. Yazıklar olsun sana çünkü. Diyor. Senin adamlığına yazıklar olsun diye Yeşim Salkım böyle ver yansın ediyor. Ama ben de diyorum ki Yeşim Salkım. Sevgili Yeşim ben şimdi ne senin anneninle ne senin kadınlığına ne senin başka bir şeyle tartışacak halde değilim. Hiçbir şekilde hiçbir kadınla ilgili bu meseleyi yapmam. Bu meseleleri tartışmam. Dolayısıyla sen benim adamlığımı babalığımı tartış. Eminim bununla ilgili de 3 gün sonra benden özür de dileyeceksindir. Dolayısıyla ben burada şunu söylüyorum. Yeşim Salkım geçen sezonun sonuna doğru geçen sezon ortalarında bizim programa telefonla bağlandı. Dün televizyon programı başka televizyon programına bağlanıp söylediği lafların aynısını aynısını bu programda etti mi etmedi mi? Etti. Telefona bağlandı Gülben Ergen'le ilgili 15 dakika 20 dakika telefonda konuştu. Evet. Yetmedi. Stüdyoya aldık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz geldi. Her zaman Yeşim Salkım'ı almak isteriz biz. Bu stüdyoya geldi 45 dakika burada Gülben Ergen'le siz Yeşim Salkım'la birlikte konuştunuz mu konuşmadınız mı? Konuştunuz. Dolayısıyla sevgili Yeşim Salkım. Tamam da bunu... Sen şimdi hayır. Ben adam değilim. Ben gazeteci değilim. Ben baba değilim. Erkek değilim ya. Peki o zaman niye bunları yaptım? O zaman niye Gülben Ergen'i burada konuştuk? O zaman niye bu lafları söylemedin? Gelip burada konuşurken çok iyi. Sallıyorsun, atıyorsun, tutuyorsun. Konuşuyorsun. Haklı olabilirsin. Haksız beni ilgilendirmiyor. Dediğim gibi Gülben Ergen'le sizin... Yeşim'in, senin, onun, bunun ne alıp verdiği beni ilgilendirmiyor. Alın. Kaldı ki bak şöyle bir durum var. Ben şimdi bugün gazetelerde görüyor. Cengiz Semercioğlu kol kanat gerdi bilmem ne televizyonlarda falan konuşuyor. Gülben Ergen'in benim kol kanat germeme ihtiyacı yok. Ben de kol kanat germiş falan değilim. Çünkü Gülben Ergen ne benim yakın arkadaşım, ne anam, ne babam, ne kardeşim, ne bilmem neyim. Onu... Dolayısıyla ben neden Gülben Ergen'i seviyorum? Hürriyet'te yazdığı için diyorsunuz değil mi? Hayır. Kelebek'te yazıyor. Ama Cengiz ben iki gündür burada konuşamıyorum. Ya ona da geleceğim şimdi. Yani neden ama geleceğim. Çünkü Kelebek'te yazamıyor. Ya evet. Kelebek yazarı olduğu için, Hürriyet yazarı olduğu için ben niye bir onu savunmak durumunda kalayım? Niye ondan dolayı? Hürriyet'te 20 tane yazar yazıyor. Ben hepsini seviyor muyum? Hepsine kol kanat mı giriyorum? O 20-30 yazarın hepsi beni seviyor mu? Öyle bir şey yok. Hürriyet'te her yazar birbirine giriyor. Daha geçen hafta Ahmet Hakan'la Melisa Alpan birbirlerine girdiler. İnternetlerde orada burada şeyler yazar eleştirir. Dolayısıyla hani ben Hürriyet yazarı olduğu için Gülben Ergen'i koruyacağım. Bilmem ne olacak meselesi yok. Tamam, böyle bir şey yok. Biz bunu neden konuşmadık? Çünkü bu mesele ne zaman bu masaya gelse bir yıldır bir buçuk yıldır ikinci sezonu yapıyoruz programı. Evet. Ben yokken de ne zaman bu masaya gelse... Aynı şey bitmeden konuşulan mesele. Abi. O yüzden dedim ki ben ya bunu girmeyelim bu topa. Girmeyelim. Çünkü yok işte şeyler yazılıyor. Kanal üstü yönetiminden gelmişti bilmem ne gelmişti. Arkadaşlar burası Star Televizyonu. Türkiye'nin en çok izlenen kanalı. Türkiye'nin ilk özel kanalı. Doğuş grubu gibi Türkiye'nin en saygın grubunun yayın organı. Burada her ağzınıza geleni konuşamazsınız. Seninle ilgili demiyorum. Diğer seninle ilgili asla demiyorum. Sana demiyorum. Bizden bunu bekleyenler var ya, bilmem neyi bekleyenler. Burası Star olduğu için diğer küçük kanallardaki gibi, itibar edilmeyen programlardaki gibi her önüne geleni, ağzınıza geleni konuşamazsınız. Haysiyet cellatlığı yapamazsınız, milleti linç edemezsiniz. Kuralları var. Dolayısıyla hani bu kanalda olduğumuzu bileceğiz. O yüzden de ben konuşulmasın, ilk başta girmeyelim topa dedim. Çünkü aynı şeyler konuşuluyor, bilmem ne oluyor falan filan. Ama tabii ki Ebru Şallı'nın...
evli adamla beraberse Gülben Ergin'in evli adamla beraber olması da konuşulur. Buna ben itiraz etmem. Ama bu mesele büyüyor, uzuyor. Biz hani ilk başta girmeyelim diye konuştuk. Büyüyecek konuştum. Tabii ki. Tabii ki büyür. Bundan sonra da hala da büyüyor işte. Bugün gazetelerde var, yani, bilmem nerede. Tamam, sen bitirdin mi? Ben ya bitirdim. Genel olarak benim yaklaşımım Gülben Ergen meselesi. Yani burada ne Selen'in ağzını tıkayalım, ne bilmem ne yapalım, aman buna girmeyelim, aman şuna girmeyelim falan gibi bir meselemiz yok bizim. Biz bir magazin programı yapıyoruz. Bu da dünyanın en önemli olayı değil. Biz Gülben'i neden konuşmadık diye bir hafta, üç gündür ülke yıkılıyor. Bütün, vay anam vay ya. Ama bir dakika Cengiz, bütün programlar konuşurken, bütün gazetelerde sürmanşet olmuş bir haberi, biz bir kadını alaşağı edip evli bir adamla beraber olurken bir kadından hiç bahsetmeyip bunu es geçersek insanlar bize tabii ki bunun hesabını sormakta haklılar yani. Bu bir. Çünkü Gülben Ergen yıllardır, bu birinci bir şey değil bu. Yani siz şimdi diyorsunuz ki kadın şöyle bir şey yaptı. Herkes beni kıskanıyor. Herkes bana iftira atıyor. Yani böyle bir şeyler yok. Hep böyle bir şeyin içerisinde ve bizler, yani mağdur olmuş zamanda kadınlar, haklı olarak bunun bir mührü zamanı olamaz. Tamam hayatım. Bak bunu konuşmasak ben diyeceğim ki bravo, gerçekten Yeşim gibi katılacağım, yazıklar olsun Cengiz diye katılacağım. Ama verseniz arkadaşlar, Yeşim bak ne dedi ya geçen şey yapın, o görüntü var mı arkadaşlar? Yeşim Salkım ne dedi, bağlandı bize. Piyasasında kimseyle bir kötü olduğum bir insan yok. Zaten yani mesleğinden dolayı sen kimseyle kötü olmazsın. Hiç hele ki oyunculuk dünyasında hiç yok. Evet. Ben tek bir insanla görüşmüyorum. Zaten tanımıyorum da. Onun da sebebini gene son kez söyleyeyim. Ben o dönem için değil, sonrası için yaptıkları için görüşmüyorum. Yani ben gördüğüm ve bildiğim ve yaşadığım acılar için değil de, boşandıktan sonra televizyonlara çıkıp benim taklidimi yaptığı için kendisini asla affetmeyeceğim. Hep aynı kişiye gidiyor ya oklar. Hep aynı. Hani biz mesela bir şey söylediğimizde. Şimdi arkadaşlar, ben Göztepe Ticaret Sitesi terk bir kadını kıskanacak veya bunun için kocasını boşayacak bir kadın değilim. Bakın net söylüyorum size. Ya da bunlar gibi kadınlar için kocasını boşayacak bir kadın değilim. Her şey hayatta aslına rücu ediyor. Bu hepimiz için geçerli. Benim bu ülkede canımı yakan sadece Gülben Ergen değil. Ben bu ülkede pek çok kadın tarafından canı yanmışım. Mayıs 2017 beraber konu kaldık ve o programda bir kısmı 45 dakika falan bu meseleler konuşuldu. Şimdi bununla ilgili şeyi de söyleyeyim. Şimdi Gülben Ergen, bunu neden yayınladık? Gülben Ergen meseleleri, haberleri burada hep yapıldı. Ve daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Erhan Çelik'le ayrıldığı dönemde Gülben Ergen, bir senedir hangi laf konuş? Bir sene mi oldu? 6 ay mı 8 ay mı neyse. Bir senedir hangi laf konuşuluyor? Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır dedi bu Erhan. Zaten bu olay kime dedi? Erhan Çelik bunu kime dedi? Bizim duymayan kalmasın mikrofonlara söyledi. İlk biz yayınladık. Evet. Dolayısıyla hani ben Gülben Ergen'le bilmem ne olsa, şu olsa bu olsa bunu yayınlamam. Ama. Var mı? Ver bakalım, onu da hatırlayalım arkadaşlar. Yani haberleri falan çıkmıştı, hani biz konduramadık mesela ikinize de, hani öyle haberler çıktı. Neler söyleyeceksiniz o konularla ilgili? Evet. Hani bir üçüncü şans var mı evlilikle nedeniyle alakalı? Hani bari bunlar bilmesin, sizi sevenlerin merak ettiği. Gerçeklerin zamanla ortaya çıkma gibi bir alışkanlığı ve güzel bir tarafı var. Bugün için söyleyeceğim hiçbir şey yok. Zaman her şeyi herkese gösteriyor zaten. Ama yeniden bir barışta söz konusu değil diyorsun sen. Geri dönme. Benim açımdan değil. Görüşmek Peki. üzere. Bu da 5 Aralık 2016. Bu görüntüler ilk bizim programda yayınlandı. Şimdi ben Gülben Ergen'i korusam, Gülben Ergen için burada sansür yapıyorsam falan filan. 5 Aralık'ta da bizde yazıyordu Gülben. Peki. Kelebek'te yazıyordu. Nasıl yazıyor, ben bunu anlayamıyorum. Ya o bak başka bir şey. Yazıyor yazmıyor. Ben ama şimdi çok siz bana bunu söyleyince kızıyorsunuz. Benim gördüğüm en çalışkan sanatçılardan bir tanesi. Şimdi bak çalışkan. Şimdi o ayrı. Tabii çok takdir ediyorum. Şimdi o başka bir şey. İlişkisi çalışkan, evli o kadar falan. Çok sanatçı var ki hiçbirisi Hürriyet gazetesinde yazamıyor. Bak nasıl yazdın? Hayat Ajda Pekkan da yazdı. Niye yazamıyor? Şu an Nilkara İbrahim de yazıyor. Senin köşen Gülben'in 2 sayfa veriyorlar. Senin köşen daha küçük. Ben anlayamıyorum bu Hürriyet gazetesinde Gülben Ergen'i kim koruyor bu kadar? Hiç kimse koruduğu yok. Yapmayayım. Orası başka bir gazete, başka bir mecra. Dolayısıyla senin için de diyorlardır ki ya Serena niye Star'da program yaptırıyorlar? Benim için ben diyorlardır. Ben başarılıyım.
Ya bize ben göre başarılısın. Rating'in başarılı. Yok, rating, neye göre zaten. İşte bu zaten. Tamam. Bu sonuca göre başarılı. Ben kimsenin torpilinle, kimsenin ada o, şimdi bak. Şimdi bu kadını senelerdir böyle korudunuz. Senelerdir, senin için söylemiyorum. Sen köşe yazarısın orada ama senin bulunduğun gazete korudu bu kadını. Yani 16-17 senelik mesela insanlar diyor ki niye hala konuşuyorsunuz? Ben bağlıyorum, de diyorum yeşim, ki salgın bağlanmak istiyorum. Ben de diyorum ki yeşimi bağlamamız gerekiyor bence de. Ben diyorum ki bir kadının canı acıdığı zaman mesela şu anda evli sevgilisinin de eşi var. Kadın evde gözyaşı döküyor. Değil mi? Kadın ağlıyor. Evet. Bu kadın yıllar geçse de bunu ne unutabilir, ne kini herhalde geçebilir, ne nefrete geçebilir, ne de bu kadından böyle bir şey bekleyebiliriz. Hiçbirimizden hiç kimse böyle bir şey beklemez. Fakat kadın senelerden beri tereyağdan kıl çeker gibi her olayın arkasından kurtuldu. Beyaz gömleğini giydi, onu yaptı, bunu yaptı, onu yaptı. Yani başlarla hep muhatap oldu ve bu kadının hiçbir şeyi yazılmadı ya. Ben bu yani program yaptı, reytinglere 90. oldu, yazılmadı. Son 5-6 senedir hiç hangi sahneye çıkıyor? Bugün Şişli'deki gazinoda Asso ismi çıkıyor. Hangi konsere çıkıyor? Son senelerde hangi şarkısı meşhur? Bir dakika, siz bu kadına Yeşim kelebek abi veriyorsunuz şeyine. Benim anlamadığım bir tek şey var. Bu kadını evli bir adamla görüntülüyoruz. Artık herkes kabul etti. Karısının kuzeniyle konuşuyorum. Öbür taraftan eski eşinle konuşuyorum. Yakalanmış. Yani artık bu kadının kocasını aldattığı ve yasak aşk hep evliyken şimdi mesela birisi evli bir adamla beraber. Bu evliyken evli bir adamla beraber. Şimdi biz burada Ebru Şanlı'yı, benim arkadaşlığım bitti Ebru'yla. Ben Ebru'yu ama burada... Ama Ebru seni aldattı, yalan söylediği için bitti. Benden tamam, dolayı mı bitti? Tamam ama bir şey söyleyeyim. Senden dolayı değil. Biz onu yaptığımız için ben Ebru'yu yapıyorsam... Ebru'yu yapıyorsam ben Gülben'i de yapmak zorundayım Cengiz. Ben yapmak zorundayım. Tamam. Yani bu kimilerinin hoşuna gitse de... Ha bir şey söyleyeceğim size. Evli bir adama aşık olduğu için veyahut da evliliği kafasında bitmiş olan bir adama aşık olduğu için, evli bir adam da bir başka kadına aşık olduğu için onu yargılamıyorum. Ama eğer ben böyle bir aşık olmak başka bir şey çünkü. Bunu yargılamıyorum ben Gülben'de. Ben neyi yargılıyorum biliyor musun? Eğer ben bu haltı yapıyor isem, yani eğer ben böyle bir şeyin altına, evet kardeşim özür dilerim. Aşık oldum. Çık. Kocamı da aldattım. Evet, ahlaki değerleri tas. Mertçe bir kadın bunu aşık olduğu zaman yerden yere de vurulması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Yani bunu bu şeyi bu yükü sırtlayacak. Beni buradan susturmaya, onu oradan susturmaya, öbürküsünü oradan sus, ona oralara telefonlar açmaya. Ben onun ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Peki Yeşim Salkım hatta dün dedik isterlerse beni Kanal D'ye bağlamasınlar, onu yaptırmasınlar, isterlerse Star'a bağlamasınlar falan filan diye ortalığı yıktı Yeşim. Ama gördüğün gibi Yeşimciğim, tekrar seni bağladık. İnşallah önümüzdeki bu sezonda programımıza gelirsin. Dolayısıyla biz seni her zaman bağlarız. Buyur. Cengiz'ciğim ben isterlerse bağlasınlar, isterlerse bağlamasınlar dedim. Sözümün de arkasındayım. Tamam. Bağladık. Ben söylediğimin her lafımı, çünkü bana söz hakkı düştüğü için bağlamak zorundasın. Yoksa avukatın vasıtasıyla gönderirdim. Bu bir. İkincisi, dün gazetelerde çıkmış bir haberi burada işlenmemesi gerektiğini sen söylüyorsun Seren'e. Evet. Seren de ben nedenini konuşuyorum. Nedenini de söylüyorum. Nedenini de söylüyorum. Ben şu anda konuşuyorum. Ben şu anda konuşuyorum. Dinleyeceksin önce beni. Tamam. Böyle konuşur. Bak bir dakka. Hayır, beni önce şimdi, dinleyeceksin. Bir dakika, beni bak, önce Yeşim, dinleyeceksin. Madem bak, beni bir şeyle itham ediyorsun. Madem beni bir şeyle itham ediyorsun. Hayatım, beni dinleyeceksin. Dinleme. Burası benim programım. Tamam mı? Burada, fark burada etmez. Ben sen, benim istediğim sen, olur. Sen burada istediğimi yayınlarım. Sen istediğimi yayınlamam. Buna sen karışamam. Şimdi düzgün konuşacaksan tekrar başlayalım. Senin kanalın değil. Bak tekrar. Orası senin kanalın değil. Burası benim kanalın değil elbette. Bu program sen bana verilen 2 saat var burada. Bu 2 saatin tamam, sorumluluğu orada bende. Orada beni engelleyecek olan tamam insan. Şimdi tekrar Yeşim, en baştan baktım başlıyoruz. Bir nefes alıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Rica ediyorum. Düzgün baktım konuşarak başlıyoruz. Rica konuşacaksın, ediyorum. Dinleyeceksin falan gibi birbirimize tamam, şey yapalım. Buyurun. Tamam. Bak, çok güzel ben konuştum seninle ilgili. Parayla ilgili program yapıyorsun. Beni orada engelleyecek olan insan sen olamazsın. Ancak Kanal D'ye bu. Tamam. Kanal sahibi ben şimdi ne yapalım biliyor musun? Şu an bak, şu an şöyle yapsam kesin desem bittin sen. Kesin de fark etmez. Hiç fark etmez. Okay. Sosyal medya diye bir şey var. Evet. Biz yok sosyal medya. Şimdi düzgün konuşuyor. O yüzden ben diyorum ki bak canım Yeşimciğim. Sen standart yapıyorsun. Bak tamam. Cengiz.
Bak eleştir. Siz de standart yapıyorsunuz. Eleştir. Bak buna hiçbir itirazım yok. Düzgün eleştireceğiz, düzgün konuşacağız. Bak ben seninle ilgili dün yayına bağlandığın başka kanala adamlığım, erkekliğim, babalığım, her şeyimi yerden yere vurdum. Ona rağmen seninle ilgili çünkü sen, çok çünkü düzgün bir konuşuyorum. Haftadır, eğer sen bir haftadır, vites büyüteceksen ben de vites büyüteceğim. Bak o beni konuşturuyorsun evet. Birinden. Ben dinliyorum. Bağlandım, beni konuşturuyorsun. Tamam buyur, evet size. Dinliyorum. Bak ben bağlandım. Tamam. Tamam Yeşim'cim bile. Konuş hadi ne olur güzel evet. Güzel güzel konuşun. Bir haftadır burada Seren konuşmak istiyor ve hı-hı. Sen konuşamayız diyorsun. Hı-hı. Şimdi sen açıkla bakalım sebebini. Niçin konuşamayız dedin? Söyledim ya demin dinlemiyor musunuz? Neymiş? Şunu diyorum. Biz burada bir yıldır program yapıyoruz. Bir yıldır bu masaya gelen bu konu, buna Gülben'le ilgili konular aynı minvalde tartışılıyor, bitmeyen bir mevzuya dönüşüyor. Gülben Ergen meselesinde Yeşim sen bak geçen yıl bağlandın konuştun. Geçen sene konuştuğumuz konu başkaydı. Benim aldatılmamla ilgiliydi. Bu dün Erhan Çelik'in konuşmalarını yayınladık biz. Erhan Çelik'in aldatılmasıyla ilgili. Tamam onları yayınladık. Niye yayınlamayalım yani? Bunların hepsi. Dün yayınlamadınız. Bunların hepsini yayınlıyoruz biz. Bak bunlar. Ne zaman yayınladınız? Dün yayınlamadık. Bunda bu meseleden dolayı yayınlamadım. Çünkü ben bu meselenin uzun uzadıya böyle bitmeyen bir şekilde aynı şekilde tartışılmasına bıktım artık. Meselemiz farklı. Ben bu meseleden bıktım artık. Ama hayatım evet. Meselemiz farklı. İkisini karıştırma. Sen bir tanesi benim Hakan Uzan'da yaşadıklarımdı. Tamam. Diğeri ise Erhan Çelik'in Gülben Ergen'le ve Tolga Bey'in ve Yasemin Hanım'ın Gülben Ergen'le yaşadığıydı. Tamam. Ya dolayısıyla İkisi bunları farklı. Geçmişte de konuştuğumuz için söylüyorum. Tamam bunları da hayır biz bir dakika Tolga Bey'le konuştuk. Bir dakika Serhat. Tolga Bey'le ve Yasemin Hanım'la geçmişte bir şey mi konuşuldu bu masada? Ben mi hatırlıyorum? Hayır yani biz geçmiş diyor ki şimdi bana sabah da söyledi dedim ki niye ben kaç gündür konuşamıyorum? Diyor ki Seren biz tabii hep konu Gülben'e geliyor ve hani yaşadıklarımız evet. Var. Senin kocanla sen onu otelde yakaladın. Benim başıma gelenler var ve biz bir araya geldiğimiz zaman yani herhalde ki ortak konumuz bu olduğu için bunun açılması Serenci, çok Serenci, o masada her şeyi konuşuyorsa. O zaman senin en yakın arkadaşın affedersin eşinle beraber olsun girmiyor sonra unutacak mısın? Bir dakika. Ya Serenci, unutacak mısın? Yapma Allah aşkına. Böyle... Hayır biz ya. Bu meseleni ama niye konuşuyoruz biliyor musun? Ki beni, çok özür dilerim. Hayır seni buradasın sen gitme. Zaten gitmeyeceğim. Ben şunu hayır, ben konuşmak istemiyorum bu bir artık. Kere, ben kapatacağım. Bu, bir kere. Hayır bir dakika konu ya şeyi de açıklayıp kapatacaksın lütfen. Yani benim adamlığımla babalığımla ilgili yaptığın açıklamayı da bekliyorum senden. Ben direkt şöyle söyledim. Hı. Sen adamsın ya dedim. Evet. Sen babasın ya. Hı. Sen erkeksin ya dedim. Hı. Niçin konuşmuyorsun dedim. Aslında değilsin anlamına da bağlayabiliriz tabii ki bunu. O neyse. Artık valla o senin nasıl anladığına bağlı Cengiz. Tamam. Ben sadece burada söylediğim bir şey var. Benim Gülben Ergen'le davamı konuşmuyorduk dün. Gülben Ergen, Erhan Çelik, Yasemin Douglas ve kocasının davasını niçin bir haftadır işlemediğini konuşuyorduk. Hı hı. Ben bunu sordum sadece. Yani çıktı tamam. Standart bütün yapılıyor. Bütün kanallar bunu bu işlerken kadını... sen Seren'e bunu neden işleyemeyiz biz, işleyemeyiz dediğini bunu, konuşuyorduk. Bunun neden çekiniyorsun? Neden çekiniyorsun? Bakın demin anlattım. Deminki konuşmaya dinledin mi? Uzun uzun anlattım. Hürriyet yazarı olmasıymış bilmem ne seymiş. Geçmişten bahsediyorsun. Hakan Uzan'la benim mevzumu bahsediyorsun. Ondan bahsediyorsun. Ben Erhan Çelik'te. Bugünkü meseleyle ilgili de şunu söylüyorum. Gülben Ergen'in benimle aynı gazetede yazıyor olmasından dolayı benim onu korumam gibi bir şey söz konusu olamaz. Hürriyet'te 30 tane yazar yazıyor. 30 tane yazarı benim korumak gibi bir sorumluluğum yok. O 30 yazarın da beni korumak gibi bir sorumluluğu yok. Ne yapayım yazıyorsa yazıyor. Yaşadığı aşk, yaşadığı meş bir magazin figürü olarak buraya gelir. Hayır. Benim onu tartış... Geçen senede bu programı yaparken siz... Ne zaman Seren Gülben'in mevzusunu açmaya çalışsa... Çünkü hep aynı şeyleri konuşuyoruz hayatım. Çünkü kadın hep aynı şeyleri yapıyor. Çünkü kadın hep aynı şeyleri yapıyor ama siz aynı şeyler dönüyoruz aynı şeyleri konuşuyoruz. Peki o zaman sadece biz ikimiz değiliz. Biz ikimiz bir saniye, değiliz. Bir saniye. Yapıyor üstüne örtüyorsun. Seren bir dakika. O zaman şöyle bakalım. Mehmet Ali Erbil'in de iki haftada bir konusu çıkıyor. Seda Sayan'ın da çıkıyor. Hülya Avşar'ın da çıkıyor. Herkesin çıkıyor. Herkesin kim konuşuluyor da... Gülben'e gelince mi konuşulmuyor hep aynı bakın, şeyler? Bakın şundan aynen ben. Neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü hep aynı meseleye dönüyor aynı meseleye geliyor. Yani çünkü üstü kapatılıyor kapatılıyor. Yeşim sen Gülben'le ilgili bin kere ya, her mevzuda konuşuluyor bunlar. Bak yine aynı şeyler konuşuyoruz.
insan yaptığı şeyi ömür boyu konuşulur. Yine 20 aynı sene önce yani ya biz şunu savunuyoruz. Bir insan bu kadar yeteneği olmadığı halde nasıl olur da bir gazetede gazeteci, nasıl olur da milyonları albümler milyonlar satıyormuş gibi gösterip, nasıl olur da bedava dağıtılan biletler varken ortalarda bu kadar çok konser yapıyormuş gibi gösterilip, nasıl olur da çocuklar gülsün diye yapılan bir okulda sevgilisiyle üstelik evliyken oturur. Yasak bunu soruyoruz oluyor. Sadece. Hı hı. Başkası yapsa yerden yere vuran magazin basını. Bizi bitirmiştiniz biz şu anda yapsaydık konuşuyor. Bunu. Biz, Kanal bizi bitirmiştiniz yayınlandığında şu anda. Herkes bitmiş. Senin için söylemiyorum. Gazeteden bahsediyor. O da doğru değil. Sadece. İnsanlar işten çıkarıldı da doğru değil. Doğru değil. Efendim? Orada iki kişi çıkarıldı diye ortaya bir şey atıldı. Sonra kanal dedi ki böyle bir şey olmadı dedi. Şimdi böyle var. Konuşuluyor. Ha, kanal bunu yalanladığı için doğru olmadı mı bu? Sen ya yok diyor işte yapımcı da aynı şeyi söyledi. Bana ulaştın mı? Ya yapıldı mı diyecekti Cengiz? He? Onaylayacak mıydı bunu Cengiz? Bugüne kadar kim hayır bir işten birilerinin işten atıldığına dair diyorum. Bu böyle evet, bir haber işten, çıktı ortaya. Böyle bir şey haber olmadı söylüyor. Kime inanacağını ki? Kanal D'nin magazini neredeyse kaldırılıyormuş. Yani bütün bunların hepsinin WhatsApp konuşmaları var. Ya Cengiz evet. Allah aşkına yani. Elini iki dakika vicdanına koy. Sen tamam hayatım bak neler, ben sana diyorum ki yeşil. Çok iyi biliyorsun. Evet. Çıkacaksa o yapımcı şey mi diyecekti? Yok Cengiz'cim evet çıkarttık mı diyecek. Tabii ki yalanlayacak. Tabii ki yukarıdan emir geldi de çıkarttım diyemeyecek. Çünkü o zaman o işinden olacak. Cengiz biliyorsun bunları. Bunları biliyorsun Cengiz. Peki, ben bunu savunuyorum ama sadece. Ama bak ben dediğim gibi benim burada hani bu mesele iki gündür daha ilk gün geldiğinde de ya hani bir olay doğrulansın diye ilk gün topa girmedik. İkinci gün ortalık yıkıldı. Vay Cengiz Seren'i engelliyor diyor. Üçüncü gün sen çıktın bunları söyledin. Dolayısıyla ben bu olayın hani ne olup ne bittiğine bakarken daha bak, bizim Cengiz'im, bu meseleler şeye Cengiz, döndü. Evet. Sen bunca zamandır önüne sen gazetecilik yapıyorsun. Senin gece 1'de gelen haberi sabah 8'de girersin sen. Gazetecilik budur. Sen bir iş yakaladığında dur bakalım 3 gün geçsin üstünden onaylansın da yayınlayayım diyen gazeteci mi gördün bugüne kadar? Yapma gözünü evet. seveyim. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Benim şu anda sana bir tane haberim gelse. Sen 3 gün bekleyecek misin Cengiz? Bak telefondan sonra seni kapatacağım Yeşim. Seninle ilgili bir haber geldi. Samimi söylüyorum bunu. Bak samimi söylüyorum. Seninle ilgili bir haber geldi. Bak Mayıs'taydı. Buraya geldiğinde bile sormadım sana. Telefonu kapattıktan sonra samimi söylüyorum soracağım sana. Bak, şimdi sor bana. Hayır yok, şimdi sor bana. Yok. Hayır ya. Bak ne diyeceğim? Hayır, canlı aşk yayında meselesiyle ilgili bir şey değil. Asla sakın yanlış anlaşılma. Seyirciler de yanlış anlaşılmaz. Hayır. Hani bir şeyi ima ediyorum falan filan bak, diye değil. Hayır. Yok ya. Bak, ben dolayısıyla bakarsın bakmazsın. Bak ben her bir kısmını daha çok bakarsın, bir kısmına daha çok özen gösterirsin. Tıpkı senin medya patronuyla mesela bu kanalın patronu içerisi sendin değil mi? Bir dönem. Evet bendim. Evet bendim. Bu kanalın patronu içerisi Yeşim evet, Salkın'dı. Kimleri evet. engelledin, kimlere torpiller yaptın? Yok mu? Hiç mi olmadı? Hayır. Ömrü hayatında şu Star'da, şu Kral TV'de şunun klibi yayınlansın, şu engellensin, Rumeli sana şu çıksın. Bu çıksın, yaptın, yapmadın, hiç mi olmadı? Sor Cengiz şimdi... söyleyeceğim. Hayır soracağım. Bunu isim olarak sormuyorum ya. Sana isim veriyorum. Bunu Cengiz sana isim veriyorum. Hiç kimseye tamam. mi yapmadı? Madem ki bağlandın, madem ki bunları soruyorsun, söyleyeyim. Cengiz Eren, Cenk Eren, evet ödülünü ben aldırdım. Hilal Tepeci, evet ödülünü ben aldırdım. Bu ikisi haricinde Yonca Evcimik, evet ödülünü ben aldırdım. Bak hepsini söylüyorum. Buyur. Bunlar benim arkadaşımdı. Rica ettiler. Ödül aldırdım. Onun haricinde bir tek insanı Erol Köse burada ölmedi. Çağır o Erol Köse'yi programın hepsini söylesin. Bir tek insanı eğer Kral TV'de Gülben Ergen hariç yasaklattıysam Allah beni şu saniye burada canımı alsın. Evet. Ayrıca da Gülben Ergen'i de yasaklattırdıysa çok Gülben haklı Ergen'i yani. Ben yasaklattım. Aynen. Ben olsam evet. yani ben aynen. de aynısını yapardım. Herkes yasaklatır yani. Gülben bak hepsini sor Cengiz. Ben herkesin karısı yasaklatırdı yani. Seren bir dakika. Biliyoruz. Seren lütfen artık. Ben kendiyle barışmış bir kadınım. Ben kanser atlatmış bir kadınım. Biliyorum geçmiş olsun. Ben ölümden dönmüş bir kadınım ve benim artık Allah'a bir can borcum var. Bütün günahımı da sevabımı da bu ülkede bu dünyada her şeyi söyleyerek gideceğim. Evet bir tek Gülben Ergen'i yasaklattım. Onun haricinde eğer bir tek insana elim uzandıysa Allah benim evlatlarımın mürüvvetini Allah görmeyi tamam, bana tamam böyle yeminler etme Allah'ını söyledi. Peki tamam. onu da bak bu kadar söylüyorum. Sor Cengiz. Tamam, ben hayır. Hakan Uzan'ı nasıl terk ettiğimi de anlatayım mı sana? Hı-hı. Bak aldım açık bir şekilde anlatayım.
O kadar çok aldatıldım, o kadar çok aldatıldım ki boşanmak istiyorum dedim ve beni boşamadı. Boşanmak istiyorum dedim, boşamadı. Tehditler, neler yaşadım. Sarıyer Karakolu'na gelin sorun. Sarıyer Karakolu'nun dili olsa da konuşsa. Ve ben o adamı nasıl bıraktım biliyor musun? Nasıl bıraktım? Seni aldatacağım dedim ona. Seni aldatacağım dedim. Eğer dedim beni bırakmazsan seni aldatacağım dedim. Seni öldürürüm, gömerim, üzerine helikopter pisti yaparım dedi. Benim dedim Allah'a verecek bir can borcum var. Kardeşime gittim ve dedim ki kardeşime, benim bir tane evladım var dedim. O sana emanet. Çünkü dedim bu adam beni öldürecek. Anladın mı Cengiz? Ben anlıyorum. Hayatım boyunca yalan konuşmadım. Biliyorum, biliyorum ya. Ben hayatım tamam. boyunca yalan konuşmadım. Ama ben 16 yıl sustum. 16 yıl. Uzanlardan ayrı çektim, hükümetten ayrı çektim. Bütün kanallarda hesaplatıldım. Millet bana şarkıların dönmüyor dediğinde versek cevabım kalmadı. Boş ver diye benim arkamdan seslendiler. 11 yaşındaki çocuğum okula gidemedi. Herkes benim çocuğuma laf söyledi. Boş ver. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun Cengiz. Elinizi vicdanınıza koyun. Ben konservatuar mezunu bir kadınım. Benim iki tane evladım var. Ben iş bulamadım. Ben gittim banka kredileri çektim ve evimi geçindirmek için. Ben gittim 250 lira oyun oynayan bir adamla evlendim ve çocuk doğurdum. Çünkü aşık oldum. Ama sizler bir gün bile o köşende izin salkım şöyle iyi şarkıcıdır yazmadın. Ne oldu bu kadına demedin. Hani gazetecisin ya. Dedik Yeşim'cim ya. Yani sonuçta sen... Bütün arşivlerini çıkartırız. Aynen. Yeşim Salkım'a niçin, niçin iş vermiyorsunuz demedin. Ha öyle demedik ama yap, yaptığın işlerde, yaptığın işlerde, yaptığın şarkılarda demediniz. Ben hani yıllardır ben hani kendi kovaladım. Adıma. Ben dizileri kovaladım. 16 yıldır ayakta kalabilmek için eşek gibi çalıştım. Dur ağlama biliyorum, ya. Eşek gibi çalıştım. Bana tamam. yapılan bu haksızlık dünyanın bir ülkesinde hiçbir kadına yapılmadı. Bir tek adamı sevdim ve evlendim diye. Ve ben o adamdan yaşadığım acıyı başka hiçbir yerde yaşamadım. Çünkü aldatıldı ve gitmek istedi. Her şey, her şey. Ben kocamın ilk yerine inemedim Cem Uzan yasak koyduğu için. Cem Uzan yasak koyduğu için inemedim. Dört kere gidebildim o patronu şeydin dediğin yere. Dört kere. Dört kere gidebildim. Kapılardan döndürüldüm. Kliplerim yasaklandı. Bütün her yerde şarkılarım yasaklandı. O girdiğin var ya o kapı. O kapıda her yerde geçip salkım yasaklı yazıyordu Star'da. Ve Cem Uzan tarafından. Ve yıllarca dediniz ki Yeşim Salkım Rumeli sarını da aldı. Ama kim yaptı bunu biliyor musun? Benim kocamda gözü olan o karılar. Evet. Benim kocamla beraber olup olup ben yani, hangi birini sayayım? Ama ağlama, bu Gülben Ergen var ya. Canını da sıkma daha fazla. Evet, bak bir daha şey söylüyorum. Yapma. Bu Gülben Ergen var ya. Bu dünya ikimizden birine fazla kızım. Büyük hesaplaşma başlıyor. Daha senin ben nelerini dökeceğim ortaya. O benim yuvamı yıktı. Ben bu de ona biliyorum bundan sonra yapacağım. Bu utanması şimdi, mümkün aynen. olmuyor. Her kadın peki. için aynı şey o geçer. O benim yuvamı yıktı. Benim sevdiğim adamı elinden aldı benim. Dur benim Allah aşkına ayağı çok tamam, Yeşim, dur, Yeşim tamam, dur gerçekten. Kimse var mı yanında şey, ya? Aynen, bir sakin ol tamam. Mesin, bir şey yap. Hiçbir tamam. şey yapmadınız. Yapmadınız. Ben her gün ağladım. Her gün ağladım. Ve üstüne bu ne oldu biliyor musun? Bu ülke Yeşim Salkım zengin koca avcısı diye getirdi. Ben kimle evlendim bir daha zengin? Ha? Kiminle evlendim biri söylesin. Ya seni bilen biliyor. Sen kendin hayır, için dur bir dakika. Bilmiyor. Yanında kimse hiç var kimse mı senin? Bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Bu kadının da çocukları var demediler. Bu kadının da bir annesi var demediler. Ama ben herkesi Allah'a havale ediyorum. Allah o yüce peki, Allah var Yeşim, ya. Tamam, Yeşim sen, sakinleş canım. Canım yani bir sakinleş bir şey bana yap. Bana gösterdi ve göstermeye tamam, devam tamam. edecek. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Tamam. Gülben Ergen Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en büyük. Neyse. Tamam dur, tamam dur, şey yapmayalım dur. Yeşim. Peki. Şey nedir onun adı? Nokta. Tamam. Ölene kadar onunla savaşacağım. Peki. Ölene kadar. Tamam. O üç erkek evladın onun ne mal olduğunu öğrenecek.
teşekkür ediyoruz. Yeşim'in yakını aynen. varsa yanında tamam, birisi aynen. var mı? Bir baksınlar. Teşekkür ediyoruz Yeşim Salkın. Aynen. Peki reklamlara gidelim. Biz de nefes alalım. Reklamlara sorumuz olsun. Evet, duymayan kalmasın devam ediyor efendim. Bence bu konuyu şimdilik kapatalım. Aynen. Gerçekten Yeşim'e çok üzüldüm. Kendi üzüntümü bir tarafa bırakıyorum. Şu anda bu üzüntüyü yaşayan diğer hanım için de bütün bu anlamda acı çeken bütün kadınlara gerçekten çok üzülüyorum, çok anlıyorum. Bugün bu konuyu çok konuşmak istiyordum. Kaç gündür konuşamadığım için de çok rahatsızdım ama inan şu anda ben konuşmak istemiyorum. Çünkü aynen. inanın kalbim duracak en sonunda bu program yüzünden. O yüzden de sevinen sevinecek. 2-3 gündür sezon başından beri, sezon pazartesi günden beri bu program yüzünden şey olacağım, bu program yüzünden diye. Şöyle yapalım, bununla alakalı gelişmeler olacaktır. Aynen. Ben de takipçi, senden onun sözünü aldım. Aynen, sözünü aldım bunu. Senden. Hafta pazartesinden itibaren bu konuyla alakalı, ama inanın şu anda Yeşim'e çok üzüldüğüm için evet. toparlayamayacağım ve bu konudan şu an için çıkmak istiyorum. Terapi yaptık ben Selen'in. Çıkmak istiyorum. Aynen. Evet. Peki o zaman çıkalım ve Tuğba Büyüküstü'ne gidelim. Tuğba Büyüküstü'nün sevgilisi Umut Evirgen de biliyorsun cezaevine bile düşmüştü Umut Bey. Hı-hı. Onunla beraber düğündeydiler, birlikte gittiler ama bunun enteresan yanı tabii aynı düğünde Umut Evirgen'in eski nişanlısının da olmasıydı. Bu Acun'la Şeyma'nın düğünü, onlar da davetliymiş. O düğünde birlikte Cansu Ağar, Cansu Ağar da yakın arkadaşları birlikte aynı düğüne katıldılar. Ve burada pişti oldular. Cansu Ağar düğünde Hacı Sabancı ve arkadaş grubuyla eğlenirken eski nişanlısı Umut Evirgen ve Tuğba Büyüküstü'nün de çok yakın bir masada oturduğu gözlenmiş. Gecede Büyüküstü'nün sevgilisine olan aşırı düşkünlüğü de dikkat çekmiş. Tuğba Büyüküstü'nün gerçekten fotoğraflarda falan böyle hayran hayran bakıyor biliyor musun şeye? Yani bak büyük bir aşk zaten vardı ama bu da yani, bir kez daha göstermiş oldu. Şimdi Tuğba'yla Umut birbirlerini sevdiler ve beraberler. Tabii öncesinde burada güzel gelmeyen tablo ne? Nişanlıydı. Nişanlanmıştı. Evet Umut Evirgen nişanlıydı. Nişanlanmıştı. Ama bazen insanlar aileleri istiyor diye mesela ailelerini kırmamak için çok fazla gönülden sevmeden sırf onların gönlü olsun diye de böyle resmi nikahta yapıyorlar, evleniyorlar da falan filan. Belki böyle bir süreç geçirirken karşısına Tuğba çıktı ve o sırada ona aşık oldu. Şimdi aşık olduğun zaman yani bu bir evlilik olmadığı için nişanlıkta birbirini tanıma süreci olduğu için evet. Gene tabii ki nişanlandığı kız için iyi olmamış. Keşke olmasaymış bütün bunlar. Veya bir de Çağatay nişanlanmadan Ulusoy'a falan olsaymış. Gittiler şeye, kız istemeye, nişana evet, falan. Evet yani kızın öyle. Da onuru ve hani gururu orada belki sarsıldı. Ailesinin belki gururuna dokunmuş olan. Hani onların tarafından baktığın zaman da onları da anlıyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani bu aşk meselesi bir başkasının canını yakmadıkça birdenbire oluşan bir şey ve kurallar üzerine yaşadığımız bir hayattayız ama aşkın kuralı yok. Yani Tuğba'yı sevmişse şimdi hiç sevmediği bir insanla veyahut da sevmediğini düşündüğü bir insanla ömür boyu mu geçirmeli bu çocuk nişanlandı diye. Yoksa evlenmeden zaten bu birbirinin nişanlılık dediğimiz birbirini tanıma evet. sürecinde kopması daha doğru olmuş. Daha bence olmuş, nişanlısı evet. için de daha iyi olmuş. Demek ki o kadar yeteri kadar hak ettiği kadar sevmiyormuş. Benim nişanlı Eda Erol'un gibi. Nişanlılık döneminde ayrılması gibi yani. Ama, çünkü onlar da hani evliliğe çok hızlı gidiyorlardı. Çok da aynı değil. Çünkü Alişan bir başkasına aşık evet, olarak evet. Evet, yakalanıp gitmedi. Doğru, yani doğru. orada Eda'nın canı acımadı. Evet. Şimdi burada nişanlısının canı acımıştır ama yine de şunu da düşünmesi lazım. Beni yeteri kadar sevmeyen bir adamla az kalsın evlenecektim diye şükredip. Aynı mekanda senin başına gelse aynı mekanda bir arada olur musun? Gerçi bu tabii bir düğün, yurt dışında bir düğün. Yani kaçıp gidecek bir şey de yok.
Ben bir başkasının yanında sevdiğim adamı gördüğüm anda buz gibi olurum. Çünkü ben beni seveni sevebiliyorum. Yani beni sevmediğini düşündüğüm, bir başkasının sevdiğini düşündüğüm bir adama karşı buz gibi hissederim kendim. Yani sevmeye devam edemem. Sevmeye ne zaman devam ediyor insan biliyor musun? Yani dönebileceğini düşündüğün zaman, anlaşmazlıktan dolayı ayrıldığın zaman. Yani ben bir başka kadını onun yanında gördüğüm zaman... Onu tekrar, ya onun beni sevmediğini düşündüğüm için umutsuzluktan biter, evet, biter bende yani. Evet. Bak bir başka pişti var, Başak Dizer'in davetinde. Hı hı. Dostlukları biten Özge Ulusoy ve Ahu Yautu ikisi birlikte yakın dosttu biliyorsun. Evet. Başak Dizer'in partisindeydiler, mekanın açılışındaydılar, onun davetine gittiler. Hı hı. Tabii Özge Ulusoy'un eski sevgilisi Hacı Sabancı. Evet. Daha sonra Hacı Sabancı'nın da Ahu Yautu'yla yakınlaştığı haberleri çıkmıştı. Hı hı. Bir mekanda yan yana yakınlaştıkları haberler çıktı ve tabii arkadaşları bozuldu. Şimdi... Bir yanda şey var tabii ki. Şimdi işte mekandan çıkış görüntüleri. Var mı röportajda bir şey diyor mu arkadaşlar? Bakalım bir izleyelim. Ahu Yautu hala Hacı Sabancı'yla mı beraber? Değil, olmadı. Nasıl bir geceydi? Efendim, Hacı Sabancı ile bazı haberler çıktı. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? O konu kapandı çoktan. O konu kapandı çoktan. Üzülüyorum biliyor musun? Bu filmin sonunda söylüyorum. Kendi kendime bu seneki şeyimde böyle başladı, olsun. Özge'ye dönecek. Özge ile evlenecekler. Bu aradaki kızlar da... Yani bu kızla alakası oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama... Bunlar da harcanacaklar. Çünkü adam çapkın bir adam. Zaten istediğini alabilen bir adam. Sabancı olduğu için. Çünkü Hacı iyi bir çocuk olabilir ama yakışıklı bir çocuk falan değil. Ama yakışıklık çok önemli mi? Değil. Ama hem yakışıklı olmayıp da hem paran olmasaydı bunların hiçbirisine çıkamazdın yani. O yüzden de bence Özge'den ayrıldı. Biraz sıkıldı ilişkiden. Yaşasın şimdi. Yaşayacak bunları. Yerine koyamadığını anladığı anda, ha ama döndüğün zaman tabii bak, Özge aynı yerde mi bilemem ama Özge ile buraya da yazıyorum. Evlenecekler diyorsun. Ben öyle düşünüyorum. İyi, inşallah bakalım. Bu fotoğrafta bak, Ahu Yautu, Özge Ulusoy, yıllar öncesinden bir fotoğraf. Ve Cansu Dere. Üçü de beraberdi. Cansu Dere o dönem Cem Yılmaz'la beraberdi. Cem Yılmaz'la ayrıldıktan sonra Ahu Yautu biliyorsun Cem Yılmaz'la evlendi. Şimdi de Özge Ulusoy'la arası bozuldu Ahu Yautu'nun. Özge Ulusoy'un sevgilisi Hacı Sabancı'yla ayrıldığı sevgilisi olduğu iddiaları yüzünden. Şimdi mesela... Bu normal bir şey mi Allah aşkına? İşte tam da onu söyleyeceğim. Bak üçü kankaydılar. İşte böyle bir şey olabilir mi? Yani insan sevgilisinin, insan arkadaşının, kocasının, sevgilisinin gözünün içine bakarak bile konuşmaz. Yani oturmasındaki edebi bile önemlidir. Yani ben anlayamıyorum ki, benim bir sürü arkadaşım evli. Çünkü hepsinin çocukları çocuklar. Hepsinin evine girerim. Hepsinin kocasını tanırım. Bir gün beni kıskanmazlar. Çünkü nasıl davranmam gerektiğini, bunu nasıl inanamıyorum ki nasıl arkadaşımın sevgilisini elinden alabilirim. Yani bu nasıl bir vicdandır, nasıl bir duruştur, nasıl bir kişiliktir ben anlayamıyorum. Yani buna deliriyorsun. Bak bu da ayrı bir case. Ya bu da başka bir şey. En yakın arkadaşın ya. En yakın arkadaşın olmasa da arkadaşım benim yani. Hani ilişkimi anlattığım, kavgamı, gürültümü anlattığım, başımı onun omzuna dayayıp da ağladığım arkadaşım gidiyor benden sonra. Benim beraber olduğum insanla beraber. Evet. Bu ahlaksızlık ama. Ahu Yautu tabii şimdi Hacı Sabancı ilişkisini... bilmiyoruz onu. Bilmiyoruz aynen, doğrulamadı. Ama araları bozulduğuna göre Özge Ulusoy'la... Ama belki başka demek bir şeyden. Demek ki ama ben biraz da... Ama şöyle de bir şey bir var. Bir şey olmasa araları bozulmaz. Şöyle bir şey var. Şu da etik bir şey değil. Mesela benim arkadaşım... diyelim ki sen erkeksin ama benim bir kız arkadaşım var. Birisinden ayrıldı. Yani sevgilisinden ayrıldı. Ben de sevgilisini tanıyorum arkadaşımın sevgilisi olduğu için. Ben sonra o arkadaşımın sevgilisine ne yemek yerim, ne arkadaşım olmadan bir daha onun masasında otururum. O da etik. Peki erkekler eleştirmeyecek miyiz bu konuda? Mesela Hacı Özge'den ayrıldığı gün Ahu'ya çiçek göndermişti. Şimdi onların da arkadaş olduğunu biliyor yani. Ben senin en yakın arkadaşındım. Seninle ayrılıyorum. Ona çiçek gönderiyorum falan filan. Bu da tabii ki. Ama bir de ben şuna da... Yani sonuçta bunların hepsi aynı camianın içindeler. Ne yapacaklar?
Ay yapma Cengiz böyle ya, sizin şey sanat camiası. Ne yapalım yani, biz ne yapıyoruz o zaman yani, hepimiz aynı camiadayız diye birbirimizin kocasına sevgilisine onu öyle bir saçma ya, sapan yani, bir şey olabilir mi yani? Dostluk başka bir şey tamam mı? İlla bir yerde tanışırlar, bir şeyler olmaz olur diye düşünüyorum bak, ben. Baksana bir şey söyleyeyim, en olmayacak şey arkadaşının sevgilisine tabii ve canım, kocasına. Yani bak mesela çok affedersin, hayat kadın olmuş insanlar, hayat bir kere, hayat onları vurmuş. Belki bunu, belki çok iyi insanlar ama hayat kadını olmuş. Ama bu çok daha büyük bir kahpeliktir yani. Bu arkadaşının sevgilisine bakmak bir insanın ahlaki değerinin olmaması demektir bence. Yani aynı çevrede olunca, yani o zaman aynı çevrede kimse yok. Doktor bulayım o zaman. Yani aynı çevreden bulmak zorunda mıyım? Arkadaşımın sevgilisine nasıl bakabilirim ben yani? Ben şey anlamıyorum. Arkadaş olmasalar da bir çevreden tanışıyorlardır. Olmaz, anlamda öyle söyledim. Bir şey. Bir kere o karşımdaki insanın bana o çiçek gönderecek veya o anlamda yaklaşacak şeyi bile vermem yani ben ona. Mesela uza mesafe parası. Anladın mı? Yani bunlar bunu yapmıyorlar. Adam peki kuvvetli oldu mu olsun diyorlar. Sabancı ise harcasam da olur. Sonuçta Sabancı diyor. Mesela hani öyle geliyor. Ama bilmiyorum Ahu Yahut'u bu adamla evet alakası oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Peki hızlanalım o zaman. Şu Kıvanç Tatlıtuğ'la Başak Dizleri Partisi'nden bahsetmiştik. Beraber görüntülendiler o partide. Tabii ki görüntülenecekler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Başak Dizler'in mekan Nişantaşı'nda onun yeni sezon açılış partisi vardı işte. Demin gösterdiğimiz görüntülerde Ahu Yahut'u da oradaydı. Başak'la eşi Kıvanç Tatlıtuğ da oradaydı tabii ki. Birlikte ayrıldılar. Tabii hemen sosyal medyada bu yaş meselesi bitmeyen saçmalıklar. Saçmalık yani. Hala şey yapılıyor. Yani onların arasındaki o 7 yaş hiçbir zaman gözükmüyor. Yani hiçbir zaman gözükmüyor. Ayrıca da aynı jenerasyonda olduktan sonra arkadaşlar yani 10 yaş 12 yaşa kadar. Ben sonrasında da mesela Ayşe Pekkan'ın da mesela ilişkisi var. Herkes nasıl mutluysa yani aynı frekanstaysan, aynı tarzın aynıysa. Bu konuda hani geçen gün Hande Yener'i de delirttiler ya. Hande Yener fotoğraf paylaştı sevgilisiyle. Kucağındaki çocuğu mu diye yazdılar. Çok terbiyesiz. Bak yani, ahlaksızlık yani. Yani o da yani böyle çok ayıp ya. Çocuklar yapmayın. Dünyada böyle bir şey kalmadı. Yani nasıl bir erkek, bir kadın erkekten 10 yaş büyük olabiliyorsa bir erkek de bir kadından 10 yaş küçük olabilir. Yani aynı anlaşıyorlarsa, aynı frekansa, aynı jenerasyon olmuş oluyor hemen hemen ve o yüzden de sizin düşündüğü 20-25 yaşa dersiniz ki mesela i̇şte yine de saygı duyarsınız ama dersiniz ki bunu ileri, bak Demet Akalın eşinden değil mi? Hı-hı. O da bir 10 yaş, evet. 8-10 yaş büyük ama çocukları oldu, çok mutlular. Pınar Altu, Yağmur, tabii onların da 12 yaş falan var aralarında. Evlendiler, çocuk söyledi. Çünkü bu 10 yaş çok önemli bir şey değil. Yani bunlar değil. Bak, 7 yaş var değil mi? Bu fotoğrafın altında işte Hande Yener'in kucağındaki çocuğumu falan diye böyle terbiyesi Ümit Cem Şenol. Şimdi onlar da bazı insanlar kendi şeylerinden yaşlarına daha da küçük gösteriyorlar. Evet, tabii. O yüzden de biraz o fark varmış gibi duruyor. Ama herkes mutluysa herkesin, ben onları havaalanında gördüm. Hande ile evet. Nasıl aşıklar birbirlerine. Evet, çocuk mi? Nasıl aşık ona. Yani ellerine getiriyor, ellerine besliyor falan filan. Yani ben onların birbirlerine olan sevgisini gördüm. O yüzden günah ve ayıp bir şey. Seven insanlar, nasıl bir adam bir kadından 10 yaş büyük bir evlilik evet gidebiliyorsa o da gidiyor. Hatta daha iyi bile, biliyor musunuz? Hatta daha iyi bile. Çünkü o kadının şımarıklığı bilinen, kadının yönetici kalmıyor o şımarıklık. Hani her şey, biraz daha erkeğin yönetebilen bir kadın gerçekten erkeğe de daha katkısı da olabiliyor. Evet. Ben mesela Başak'ın katkısı olduğunu düşünüyorum Kıvanç'a. %100 yani. Ve yani çok da uyumlu, çok da iyi anlaşan bir çiftler. Hepsine mutluluklar diliyoruz. Hem Hande Yener'e hem Kıvanç'a. Hepsine. Peki yani. Aslı Enver'e bakalım. Aslı Enver'le ilgili bir haberimiz vardı. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. Geçtiğimiz günlerde
düğündeydiniz. Acun Ilıcalı evet. ve Şeyma Ilıcalı. Evet, evet. Dansını çok konuşuldu. Aşk dansı diye nitelendirdi Murat Boz'da. Öyle yaptım. Nasıl geçti düğün sizin için? Çok neler güzel bir düğündü. Gelin çok güzeldi. Damat çok yakışıklıydı. Çok mutlu gözüküyorlardı. Ömür boyu mutluluklar. İnsan imreniyor değil mi? Gelmiştir belki. Seni gördüm rüyamda. Arnavut kaldırımlı taş sokakta. Peki haberler çıkmıştı, en azından onu söyleseniz. Evet, haberler çıktı. Biz böyle çok mutluyuz. Şimdilik böyle gidiyoruz. Teşekkür ederim. İlk adım yok yani. Teşekkür ederim. Evet, Aslı Enver, Murat Boz'la evlilik var mı falan filan diye muhabirler sıkıştırıyor sağlı sollu. Teklif de mi yok, o da mı yok diye. Aslı Enver, biz böyle mutluyuz demekle yetindi. Birlikte de videolarını paylaştılar zaten düğünde. Aslı da güzelleşti daha çok. Evet, evet. Kahkül falan yakışmış bayağı. Bak Murat Boz'la. Biraz daha kilo verdi bence. Ya onlarınki de evliliğe gider bence. Evet. Bence evlenecekler. Bana da öyle geliyor. Hı? Bana değil da mi? Öyle geliyor. İstanbul'u gelin bu akşam mı başlıyor arkadaşlar? Ay onu bekliyorum işte. Evet, onu da biraz sonra VTR'si var. Bu sezon yani geçen sezondan beri dizi seyredemiyorum. Hiç tek bunu seyredebiliyorum. Evet. Yani bunu bekliyorum bu. Bu bir evet. yara çünkü herkeste ya. Biraz sonra Özcan Denizli, Aslı Enver'de bize konuştu, kameralarımıza konuştu. Birazdan yayınlayacağız onu da. Ama dünkü meseleye bir bakalım mı? Gonca Akkuş dün telefon bağlantısı yapmıştı bizde. Ay biliyorsun. Gene bu meseleler. Vallahi. Vallahi. Ve Ebru Şallı ile eşinin birlikte yaşadığı ilişkiyi değerlendirdi. Bununla ilgili ilk kez konuştu. İlginç açıklamalarda bulundu. Bir onu hatırlatalım. Sonra Seren Serengil'in de bilmediği bu konuyla ilgili bir şeyi anlatacağım burada. Ne, benimle ilgili mi? Evet. Yaparsın sen çünkü sen. Ama benim ayıbım bakalım. Bir şeyim olmadı. Sen ne yaparsan yap. Geçen yaz Ebru Şallı'nın lüks bir teknede iş adamı Uğur Akkuş'la oldukça samimi bir şekilde görüntülenmesi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Uğur Akkuş'un eşi birçok açıklama yapmış, magazin gündemi bu yasak aşkla çalkalanmıştı. Aldatılan eş Gonca Akkuş, dün Duymayan Kalmasın canlı yayınına bağlanarak Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in sorularını yanıtladı. Ebru Şallı evlilikten haberdar olduğunu ve 3 yıldır devam eden bir boşanma davası olduğunu öne sürmüştü. Gonca Akkuş ilk olarak bu iddiaları yalanladı. Boşanma davasını bir ay önce ben açtım. Aranızda şu anda görülen bir boşanma davası var mı? Bir ay önce açtığım bir dava. Bir ay. Yani öyle sizin siz mi açtınız bu davayı? Ben açtım. Seren Hanım, 3 yıldır süren bir boşanma davamız vardı da. Biz bu 3 yılda da 3 bebek mi yapalım dedik. İş adamının iki çocuğunun annesi sanıldığı gibi mutsuz bir evliliklerinin olmadığının altını ısrarla bir kez daha çizdi. Eşimle nikah tazeleyecektik. Öyle bitmiş bir evlilik, uzun süre gelen bir boşanma davası evet. yok. Biz 5 Eylül'de, bakın bu 5 bu ayda yani, biz sarayında nikah tazelemesi yapacaktık. Gonca Akkuş deyim yerindeyse canlı yayında içini döküyor, anlatılanlarla işin rengi değişiyordu. İki tane çocuğunuz mu var? İki çocuğum var, bir tanesini de olaydan sonra aldım. Zinayı meşrulaştıramazsınız. Ben de Ebru Şallı'yı şurada kıstım ve orada dedim ki bu adam benim eşim, biz evliyiz. Ebru Şallı da dedim muhtemelen bilmiyordur evli olduğunu, bilse yapmazdı. Bunun üzerine Ebru Şallı çıktı, ben dedi evli olduğunu biliyorum. Ve dedi ben bu adamla seviyeli, dürüst, düzgün ilişki yaşıyorum. Ya evli bir adamla ilişkinin adı zinadır. Siz bunu meşrulaştıramazsınız. Hı hı. Gözümün içine baka baka devam ediyorsunuz. Benim paramla, benim şoförümle alışverişe gidiyorsunuz. İki çocuğun günahına giriyorsunuz. Ve bu pisliği de meşru olarak Türk halkına göstermeye çalışıyorsunuz. Üzgün eş yaşadıklarını büyük bir soğukkanlılıkla paylaşmaya devam ederken verdiği bilgiler ağızları açık bıraktı. Benim onlara verdiğim paralarla geçiniyorlar. Eşinizin durumu iyi mi?
Maddi durumu iyi ama belli davalardan dolayı paraların üzerinde tedbir var. Bendeki nakit paralarla geçiniyorlar şu an. Benim onlara verdiğim. Aldatmak güzellikle ilgili bir sorun değil, ahlakla ilgili bir sorundur. Ahlak yoksunluğundan dolayı aldım. Hatırlayacaksınız, Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar olay olmuştu. Uğur Akkuş'un hem Ebru Şallı'yla ilişkisine devam etmek hem de kendisiyle evli kalmak istediğini dile getiren Gonca Akkuş son olarak çarpıcı bir iddiada bulunuyor. Ebru Şallı'nın çıplak resimleri medyaya çıkmıştı biliyorsunuz. Evet. O zamanlar eşim bana bir sabah bu resimleri attı. Bak bak dedi, Ebru Şallı tiki olmuş dedi. Ne dedi? Hayalde resimleri İşte Ebru Şallı hani top tweet olmuş dedi. Her yerde resimleri vardı. Çıplak resimleri çıkmış dedi. Çıplak fotoğraf. Baktım. O anda yoktu resimler. Sonra dedim nerede falan. Eşim bana hepsini attı. Dedim ki nereden biliyorsun? Belki o değildir. Bak bak dedi. Sezaryen izi var dedi. Sonradan şimdi düşündüğümde acaba diyorum o fotoğraflar ona mı gitmişti? Ve ben eşimi aradım dedim ki eğer bunu sen yaptıysan dedim. O kadının çıplak resimlerini sen verdiysen dedim. Yazıklar olsun. Senin de çocukların var. Ben onu hala koruyorum. Ebru Şallı o zaman o fotoğrafları eşinize attı belki. Oradan. Evet, çünkü daha medyada yokken eşim onları bana gönderdi. Ben sana bununla ilgili bombayı anlatacağım dedim ya. Neyi anlatıyor? Zor yetiştin yayına. Ne diyeceğini de bilemedin. Hayır, biliyorum, gayet iyi biliyorum. Evet. Şimdi Gonca'nın açıklaması gerçekten enteresandı. Sonra ben yayın sonrası telefonda da konuştum kendisiyle. Programımıza da gelip açıklamada bulunacak. Ne yapıyordun içeride böyle yayına gelip? Koşturdum ya, kahve bıraktım. Geldim. Peki şimdi sana diyorum ki sen dün Gonca Hanım'ı savunduğun için ve burada Ebru Şallı beni kandırmış, bana doğruyu söylemedi, ben ona inandım dediğin için. Bu üslupta söylemedim ama Ebru Şallı beni kandırdı demedi. Tamam, ben onu biraz abartıyorum. Ne oldu biliyor musun? Ebru Şallı seni sosyal medyadan takip bıraktı. Ve ben 3 gün önce bırakmıştım ama onu. Ha, öyle mi? Tabii. 3-4 gün oldu bırakalı. Bıraksın. Çünkü doğruyu söylemek zorundayım. Ben onu geçen sene o görüntülerin onun görüntülerini... Ben bunu bilmiyorsun zannettim seni mi? Ama sen takipten çıkardığını bilmiyordun. Ben... O da senin... Ya bilmiyorum. Önemli değil ki kimin daha önce veyahut da daha sonra. Sen niye 3 gün önce bıraktın? Çünkü bir aramızda bir diyalog geçti. Hani ilk verdik ya biz bu haberi. Tamam. O da şey yazmış bana. Yani işte benim 3 tane çocuklarım var. Ben dedim ki Ebru, senin çocukların var. Hep bu çocukların arkasına sığınılmasından da nefret ettiğim için. Dedim ki senin çocukların var ama o zaman çocukların varsa bu adamla o zaman... Orada burada aleni bir şekilde hani görüntü vermeseydin o zaman. Hani sen bunları veriyorsun, çocuğunu düşünmüyorsun da ben burada bunu konuşmak zorundayım. Çünkü bu programın zaten bu haberlerini ben yapmıyorum. Ben burada yorumcuyum, ben gazeteci değilim. Buraya gelen ne varsa Cengiz ve ekibi zaten ona hazırlıyorlar. Ben toplantıya giriyorum sadece. Sadece ne düşüyorsa. Mesela geçen sene Ebru ile alakalı görüntülerin Ebru'nun vücudunu tanıdığım için ona ait olmadığını iddia ettim. Hala da aynı şeyimdeyim. Onu da tabii ki korurum. Çünkü o değildi o. Evet. Bak hala bunu söylüyorum. Ama kalkıp da şimdi bu konuda nasıl koruyabilirim? Ne söyleyebilirim? O zaman kendime, o zaman Gülben'e, o zaman öbürküsüne haksızlık etmiş olmaz mıyım? Yani. Gerçi dün o de o fotoğraflarla ilgili Gonca Hanım enteresan bir şey söyledi. Tabii medyaya düşmeden, internet sitelerine, gazetelere düşmeden o fotoğrafların eşi tarafından, Uğur Bey tarafından Gonca Hanım'a gösterildiğini, cep telefonunda gösterildiğini şimdi söyledi. Şimdi ben bu konuda da şöyle bir şey söylemişti bana Ebru. 3 yıl önce bu dava açıldı ve bu dava açıldığında Seren ben yoktum. Benim yüzümden olmuş biten, yani nedeni ben değilim dediği için, Ebru da benim arkadaşım olduğu için ben tabii ki Ebru'nun sözlerine itimat ettiğim için ona inandım. Şimdi dün hanımefendi arayıp da Seren Hanım ben açtım davayı ve bir aylık dava deyince şimdi bu belgeli bir şeydir yani bunun da yalanı olamayacağı için bu anlamda bana samimi davranmadığını söyledi. Ve sen de takibi bıraktın. Ebru Şallı da dün itibariyle seni takibi bıraktı. Bıraksın. Allah yani yolunu açık etsin. Hiçbir zaman kötü olmasını istemem ama yani bu evli adamla beraber olup gene söyleyeyim aşık olabilirsin. Bak bunlara hiç bu başka bir yerdeyim ben. Yani
Adam da bir başkasına aşık olabilir. Bir imza attın diye kimse kimseyi ömür boyu hapsedemez yani. İsteyen de gidebilir. Ama işte o kalan kadının canını acıtmamamız gerekmiyor mu diye düşünüyorum. Yani birincisi o kadınla arkadaşlık edip, mesela şimdi bunun için söylemiyorum, arkadaşlık edip kocasını alıyorsan, tanışıklığın varsa, birbirini Instagram'dan takip ediyorsan falan, hani karısını kocasını, ondan sonra beraber oluyorsan, çapraz ilişkiler oluyor. Yani böyle acayip şeyler var. Dolayısıyla burada tabii ki benim bu kadıncağız çocuğunu göremiyor şu anda. Kocasını seviyor. Bunu pazartesi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Aslı Enver ve Özcan Deniz'in bize verdiği bir röportaj var. Haftanın da sonuna geldik. Programın da sonuna geliyoruz. Ay ne güzel. İki gün kafamı dinlemek için bilmem nereye gideceğim. Bir bakalım hemen Özcan Deniz'de ne demiş. Sen hala hangi cüretle benim karşıma çıkıyorsun? Gerçekten inanamıyorum. Beni dinleyeceksin. Bırak beni. Beni dinleyeceksin. Bak ne haldeyim, neredeyiz? Sana derdimi anlatmaya geldim ben. Star'ın ilgiyle izlenen dizisi İstanbullu Gelin yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncuları Aslı Enver ve Özcan Deniz'le bir araya geldik. İlk olarak Enver'in yanındayız. Güzel oyuncu ikinci sezona geçtiğimiz yıldan daha emin adımlarla gireceklerini söyleyerek başlıyor söze. Biz ikinci sezona daha bilerek giriyoruz aslında. Daha karakterlerimiz tanımış olduk işte 16 bölüm boyunca. Yönetmenlerimizin ne istediğini, senaristlerimizin ne düşündüğünü, aslında seyircinin bizden ne beklediğini, bunların hepsine daha hakim olarak girdiğimiz için aslında başka türlü bir heyecan var. İstanbullu Gelin'i bir de Süreyya karakterine can veren güzel oyuncudan dinliyoruz. Süreyya çok gerçek bir karakter. Bu işte izlediğimiz hiçbir duygu aykırı ya da yabancı ya da bilmediğimiz değil. O kadar zaten hayatın içindeki bir hikayeyi anlatıyoruz ki biz duygu durumunu anlatıyoruz. Aslında olay ve patlama ve çatlamadan ziyade duygu anlattığımız için galiba bu naiflik insanların hoşuna gitti. Sezon finalinde Süreyya'yı konağa terk ederken görmüştük. Aslı Hanım'dan bu akşam yayınlanacak yeni bölümle ilgili tüy almak istiyoruz. Fakat güzel oyuncu ser verip sır vermiyor. Süreyya'nın en hassas olduğu şey yalan. Bir şekilde Faruk'un ve ailenin yalan söylediğini düşündüğü için ki evet aslında yalan. Ama tabii ki onların kendilerine göre haklı sebepleri. Süreyya'nın da kendine göre haklı sebepleri var. Hep beraber göreceğiz. Aşk mı kazanacak yoksa ne olacak ben de bilmiyorum. Dizinin Faruk'u Özcan Deniz'le birlikteyiz şimdi de. Özcan Deniz başarının sırrını bakın neye bağlıyor. Normal insan olarak yarın ne yaşayacağımızı bilmeden güne başlıyoruz ya. Biz de aslında önümüzdeki hafta ne olacağını bilmeden bu haftaki hikayeyi çekiyoruz. O yüzden çok böyle ileriye dönük neler olacağına dair çok da senaristleri boğmadım, bana anlatın bakalım ne oluyor falan, hiç öyle şeyler yapmadım. Ben seyirci gibi her hafta ne olacağı takip ediyorum sadece. Aslı Enver'in ağzından bir sır alamadık. Peki Özcan Bey bize yeni bölümle ilgili bir şeyler söyler miydi acaba? Bu sadece Süreyya Faruk aşkı hikayesi değil, aslında Faruk Esma aşkı hikayesi. Yani o arada bir adam ve iki kadın var fakat burada farklı psikolojik durumlar söz konusu. Bir anne oğul aşkı var ki burada aslında büyük çatışmayı çıkartan o. O daha da derinleşecek. Öyle hissediyorum. Faruk karakterinin yeni sezonla birlikte imajı da değişti. Meğer Özcan Deniz de bu konuda bir ilk yaşıyormuş. Aslında bu ilk kez yaptığım bir şey değil. Ben neredeyse iş olmadığı zamanlarda böyle dolaşıyorum. Yani kendi haline bırakıyorum görüntümü. Sadece bir projeye başlarken işte her aktör gibi saçıyla, sakalıyla oynuyorum ama benim için ilk kez bu kadar natürel halim ekranda olacak. Rating rekortmeni İstanbullu Gelin dizisinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam Star'da. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Sen hala hangi cüretle benim karşıma çıkıyorsun? Gerçekten inanamıyorum. Beni dinleyeceksin. Bırak beni. Beni dinleyeceksin. Bak ne haldeyim, neredeyiz? Sana derdimi anlatmaya geldim ben. Süreyya Hanım'ı buldular ya. Ben denenmişi denemem. Bir daha asla o Süreyya Hanım'ı gelinim olarak bağrıma basmayacağım. Bu kadar. Senin arkandan iş çevirecek kadar karaktersiz biri değilim ben. En adi suçluya bile savunma hakkı verirler. Ne savunması?
Asya. Ne diyecektin? Kocamın elinin keri mi diyecektin? Tek başıma mı doğurayım ben bu çocuğu? Olur mu? Yeter, dayanamıyorum artık. Emir bir an önce Boran olarak görmek istiyorum. Tabii annesinin de hakkı bence. Nefret ediyorum senden. Ben geçen sezon Özcan için saçları siyah olmasa da böyle kır kır olsa ne güzel demiştim. Ona da aynen kızmıştı. Ama saçları kır olay olmuş. Evet, Richard Gere gibi olmuşsun. O kadar beğendim. Ne kadar modern olmuş. İlk kez bu kadar doğal halimle oynuyorum diye. Evet, saç sakal çok, falan. Çok çok evet, çok çok iyi olmuş. Peki haftanın aslında sonuna geldik. Kapatıyoruz programı. Neyse, pazartesi iki gün ne yapacağım biliyor musun? Susacağım. Bu sefer gönüllü susacağım. Tamam, gerçekten. Harika. Sevgili seyirciler, teşekkür ediyoruz ilginize. Pazartesi günü tekrardan beraber olacağız. Duymayan gördüğünüz gibi kalmıyor. Duymayan kalmasın. Pazartesi de sizlerle beraber olacak. Görüşmek üzere. İyi hafta sonu efendim.